haftanın ilk yarışmacı gelini Dilan Kumtepeli. 24 yaşında ve 6 aylık evli. Erzurumlu gelinimiz ev hanımı. Melike Kaptan. ...21 yaşında ve 5 aylık evli. Ev hanımı olan gelinimizin memleketi Rize. Rümeysa Yıldız. 23 yaşında ve 1,5 yıllık evli. Çorumlu gelinimiz ev hanımı. Kevser Çiçek. 25 yaşında ve 1,5 aylık evli. Haftanın çiçeği burnunda geleni Kazak Türkü ve ev hanımı. Hilal Coşkun. 26 yaşında ve 6 yıllık evli. Haftanın en kıdemli gelini Ordulu ve ev hanımı. Aslı Hünal'le Gelin Evi'nden herkese merhaba değerli izleyenler. Biz haftanın ilk gününde neredeyiz? Bursa, Osman Gazi'deyiz. Dilan Gelin'e konuk oluyoruz. Şimdi Dilan Gelin'in kapısının önündeyiz. Şu ilginizi çekti mi? Benim evde de vardı bir ara, hediye gelmişti. Kötü rüyaları kovuyormuş bu. Böyle hani kızıl deliler falan, böyle rüya, kötü rüya kovucu. Bunu takınca huzurlu uyuyormuşsun. Ya kapıdan itibaren takmış, acaba huzurlu huzurlu uyuyorlar mı? İlk sorun bu olacak Dilan'a. Hediyemi rica edeyim. Buyurun Aslı Hanım. Vaa, zilimizi çalalım. Çok heyecanlıyım, gelinleri bugün tanıyacağız. Aslı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Dilan. Nasılsın bir tane? Sağ olun. Nasılsınız? İyi, heyecan varmış. Çok, hem de sizi görünce daha çok oldu şu an. Ya çok tatlısın ya. Siz daha tatlısınız. Peki o zaman salon ne tarafta? İleride hemen. Tamam. Sonra. Şu kapıdakini bak, konuşacağız seninle şimdi. Tamam, tamam. Kapat aslanım, kapıyı, konuşuruz. Hadi gel. Aslı Hanım'la Dilan Gelin salona geçerken gelin biz de kısa bir ev turu yapalım. Salonda krem ve gri tonlarına gold detaylar eşlik ediyor. Siyah beyaz mutfak spor tarzda. Burası da Dilan Gelin'in yatak odası. Odada bolca rose gold ayna detaylarına yer verilmiş. Nasılsın Dilan? Sağ olun Aslı Hanım. Tekrar hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. İyiyim. Sağ ol bir tanem. Sen de iyisin. Çok şükür iyiyim. Üşüyor musun? Ne yapıyorsun? Hayır, çeyizimi aldım. Hem size bir parça göstereyim, daha rahat oturayım diye. Daha rahat oturuyorsun. Aynen öyle. Dilan, ne diyeceğim sana? O kapıdaki süs var ya. Evet Aslı Hanım. Onun ne anlama geldiğini biliyor musun? Bilmiyorum. Onu bir uygulamada gördüm. Yapmak istedim iplerle. Sen mi yaptın? Evet, iplerle ben yaptım. Kapıyı asmak istedim onda. Peki neden acaba böyle bir şey yapmak istedin? Ya o an görünce hoşuma gitti. Bir de ben kapı süslerini çok seviyorum normalde. Tamam. De. Değişik mi geldi sana? Evet. Ya da ailemden önce yapmıştım zaten onu. Ha, evlenmeden önce yapmıştın. Evet. Peki o zaman sana bir soru soracağım şimdi. Sen böyle korkulu rüyalar görür müydün? Görüyorum da. Ha. Evet. Biliyor musun o bir onun özelliğinin ne olduğunu? Kötü rüya kovucu. Evlenmeden önce görüyordum Aslı Hanım ama evlendikten sonra görmedim. Şimdi sen bunu kapıya astığından beri kötü rüya görmüyor musun? Görmüyorum Aslı Hanım. 6 aydan beri görmüyorum. Vallahi arada denk geliyor ama o da hemen uyanıyorum. O Kızılderililerde böyle hani kötü rüya kovucu. Rüya kovucu, kötü rüya kovucu. Anlama muymuş? Öğrenmiş olmuşsun sayende. Ama çok enteresan, bakın bilmediği bir şeyi görüyor internette. Aynısı bakıyor, yapıyor. Bir de kapısını asıyor. Ve diyor ki, bilmiyordum ne anlama geldiğini. Yeni öğrenmiş oldum. Yani Allah'tan iyi bir şey. Yani bu bir inanç tabii nihayetinde. Herkesin bir inanç sistemi var ama bu kadar mı tesadüf olur? Yani onu taktığından bu yana kötü rüya görmüyorsun. Ve bilmememe rağmen aynen. Görmüyorum da yani. Görsem de ben uyanıyorum. Benim bildiğim düş kapanları yatak odalarına asılıyor.
Ama yatak odasında daha böyle klasik bir hava var ya, o yüzden koymak istemedim onu. Bu tarz mı senin yatak odanda? Evet, orası da böyle gol. O zaman olmaz tabii. Olmaz. Ama bana bak, dış ses kapıda işe yaramış, görmüyormuş bak evlendiğinden beri kötü rüyalar. Evet, ha? Doğru, görmüyorum. Aslan nerelisin? Erzurum. Erzurum, anne baba? Aynen. Baba Erzurum, anne Malatya. Eşin? O Bursalı. Eşin Bursalı, ne işle meşgul? O jant üzerine, araba. Jant mı yapıyor? Evet, araba jantı. Hadi ya, tüm arabaların jantları var mı? Aynen öyle var, hepsi Lux var. Lux segment falan. Hepsini yapıyor. Oo, süper bir jantçı. Damat var ayol bizim jant. Aynen, her zaman jant bekleriz. Jant ihtiyacımız olursa artık alo diyeceğiz. Sen çalışıyor musun peki? Yok, ev hanımıyım. Ev hanımısın. Evet. Daha önce çalışma hayatın oldu. Çalışım, evlenmeden önce 5 sene çalışım, satış danışmanıydım. Ya peki niye evlenince şu işi gücü bırakıyorsunuz, ben anlamıyorum ya. Ben farklı bir yerden geldim, burada kimsem olmadığı için biraz böyle alışmam lazım buralara. Sonra belki düşünürsün. İstiyorum, çok Kaç istiyorum. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. Ya çok gençsin. Çok genç. Bebek de düşünmüyorsan yok, şimdi hemen. Yok, Allah olmayanlar nasip etsin. O zaman inşallah. Ya ben öyle hep söylüyorum, bunu her gün söylemekten bıkmayacağım. Altın bileziğinizi şu kolunuza takın, hatta uzun bir sürede çıkartmayın. Ben mümkünse çalışmayı çok seven biriyim. Yani güzel. En son kendim böyle petek aralarını temizlerken buldum. Kulak çöpüyle o kadar kafaya girdim, dedim sen yolunu bulacaksın. Titizsin o zaman. Çok fazla, yani dolabım izade olacak. Eşim asla dolaptan bir şey aldırmam, ben kendim veririm. Ama bir şey söyleyeyim mi, her yer pırıl pırıl. Gerçi 6 aylık da evlisin tabii ederim. Ama yani bu açık renkleri korumak. Bakın şöyle bir bakıyorum, hiçbir toz uçuşmuyor. Ben hapşırmıyorsam. Burada oturmak yasak aslanım. Sizin gibi özel misafir oturuyor sadece. Eşim oturmuyor, ben oturmuyorum. Ay sen de böyle misafir odasını kitleyenlerdensin. Kitlemiyorum da, küçük oda daha böyle. Samimi. Samimi geliyor. Burası misafirlerim için, özel kişiler için. Aman. Ben de buna karşıyım ya. Doğru, neyse, evet. Tamam, sen hevesini al şimdi. Biraz hevesim aldı. Kapı çaldı. Aa, misafirim geldi Hasan. Geldi, kalk hadi. Şunu koyayım hemen. Tamam, koy. Geliyorum. Hadi Ayşalı da düşürdüm. Çok enerjisi, tatlı, samimi, doğal bir gelin. Valla güzel bir hafta olacak bence. Bakalım diğer gelinler de gelsin. Kızlar geldi, çok heyecanlıyım. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Hilal ben. Hilal ben de memnun oldum. Ceketini alayım istersen. Hoş geldin. Hoş buldum. Melike ben de. Hilal ben de. Merhaba Rümeysa. Hoş geldin. Merhaba Kevser ben. Hoş geldin. İsmin Kevser, çok şaşırdım. Çinli değil misin sen? Ay öyle değil, böyleydi galiba. Bu onlar arada zaten gelinin kız kardeşi. Gelinin kız kardeşi mi? Yani şu yıldız ve tatlı ne alaka? Halının özelliği ne? Uçuyor mu mesela? Yani mağazacı dükkanına girmiş gibi hissettim kendimi. Hiçbir yaşanmışlık yok gibi. Ha, hiç dekor falan yok yani burada. Aşırı fazla gereksiz sofrayı doldurmuşsun ki menüyü göremiyorum yani şu anda. Titizim dedi. Başta eldiven takmış, sonradan çıkartmış. Şimdi bak, burada bir taş var, burada bir taş var. Diğer taşlar yoksa... Az sonra. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Ben Rümeysa. Rümeysa. Hilal. Hilal. Kevser ben de. Kevser. Melike. Melike. Evet, gelinimiz Dilan. Memnun oldum. Hoş geldiniz tekrardan. Biz de memnun olduk. İyisiniz, her şey yolunda. İyiyiz. Ay, bir heyecan var sanki sizde. Evet, birazcık. Evet, ilk günün heyecanı. Atalım heyecanı şuradan dışarı. Şimdi ben tabii ki ne getirdim? Hediye. Hediye. Evet. Acaba ne çıkacak? Teşekkür kutunun ederim. İçinden. Siz zaten bir hediyesiniz, gerek yoktu. Ay, nazik, çok tatlı bir ederim. Gelin. Aç bakalım hayatım. Çok güzel. Vallahi evine de uygun. Evet. Evet. Tam gol seven ben benim için. Ben bunu yani iyi seçerim. Yani üstüme yok. Çok güzel, denk çok beğendim. Denk getiriyorum, yapılacak bir şey yok. Bakar mısın? Çok şık. Yani gerçekten al bunları şuraya koy yani. Bak. Harika çok oldu. Güzel. Çok güzel oldu aslında. Tam bu odanda işte mesela çerezdir, meyvedir. Bayıldım. Her şeyde kullanılır gelince yani bu. Evet, çok amaçlı. Evet. Teşekkür öyle ederim. Çok sağ olun. Ben de çok mutlu oldum yani. İyi denk getirmişiz evet, vallahi. Evet, tam gol taşı biri için. Şimdi ben de sebeple İftar zamanında bir kahve sunumu yapayım. Tamam. Bir getireyim onu da bir görelim. Görelim bakalım bir tane. Aslı Hanım. Efendim canım. Siz de porselen gibisiniz. Ay öyle değil, böyleydi galiba. Öyle miydi? Kızlar böyle mi yapıyordunuz? Evet, nasıl öyle yapıyordunuz? Bu arada gelinimiz geldi. Geldim Aslı Hanım. Gel hayatım. Ben alayım şöyle. Şöyle buyurun. Ta-ta. Evet. İlk gün gelinimizin kahve sunumu bu şekilde. Buyurun bakın bakalım hanımlar, nasıl buldunuz kahve yani, sunumu? Yani şu yıldız ve tatlı ne alaka?
O Bursa'ya ait bir tatlı olduğu için onu koymak istedim yanında. Yıldız, kreş falan mı? Yok, direkt süsleyip yani çatalla almaktansa, elle almaktansa kürdan alması daha mantıklı. Güzel. Kürdana da düz bir kürdan seçtim. Evet. Onu da gene kendimi yaptım. Üstündekini. Aynen. Tebrikler. Diyorsun ki kahvenin yanındaki bu tatlı yıldız bir tatlı. Aynen. Bursa'ya ait. Bağdat hurması. Bağdat hurması. Evet, Bursa'nın tatlısı. Peçete altında kaybolmuş sanki. Yani böyle biraz daha göstersen bence daha güzel durur. Çok kalabalık duruyor ama. Şimdi yıldızı var. Hani ya ben elim falan alınca fark ettim o peçetenin olduğunu, o yüzden. Böyle bakınca belli oluyor aslında ben kenarlardan çok ama. Çok böyle klasik bir kahve sunum tabağı gibi geldi. Klasik mi bu? Evet, evet. Çok spor. Evim spor mu? Sen spor mu seviyorsun? Yani biraz spor seviyorum. Bir de çok. Peki evim spor mu? Evin çok abartı bence. Sen yani o abartı ya böyle bir abartı. Yani evle uyumlu değil mi salonla daha doğrusu? Sen ne diyorsun Melike? Yani her şey bir bütün gibi. Yani hiç farklı bir renk yok, bir canlılık yok. Her yaşanmış şey aynı, orası gold, orası gold. Çünkü ben de bir bütünlük istiyordum evimde, amacıma ulaşmışım. Yani bir bana bu turuncu yok olamaz ya da şu pembe olamaz. Düzdür, bir evde bir renk olacak. Zaten yeşil çiçeğimi patlatmışım onu. Beğendin mi Melike? Yani klasik ama güzel. Yani herkes aynı sunumu yapabilir. Aynen. Sen de farklısın, görürüz inşallah. Ay inşallah siz kuş kondurursunuz da görürüz diyelim. Ve salon yorumuna geçelim istiyorum hanımlar. Dilan Gelin'in salonu luxury tarzında dekore edilmiş. Chester kanepelerden oluşan oturma grubu krem rengi ve füme olarak kombinlenmiş. Oturma grubunun ayaklarıyla yemek bölümündeki gold detaylar birbirini tamamlamış. Krem rengi halı ve üzerindeki aynalı gold sehpa salonun genel tarzına yakışan seçimler. Son olarak mat gold detaylı üçlü avizenin salonun tarzına nazaran spor olduğunu belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Ben avizesini biraz salona basit buldum. Yani evi abartılı. Tam aslında benim tarzım. Ben seviyorum evet bu şekilde ama avizesi çok basit kalmış yani bence. Daha spor açıkçası ve... Bu spor mu? Fonlar, evet. Evet. Fonlar spor. Fonlar ve çok avize. Çok gösterişli. Avizen çok spor alakası. Evet, keşke apli uydursaydın. Yani ya apli modellerinde avizeler oluyor aslında. Evet, çok araştırdım ama o şekilde bulamadım. Bir tane sipariş verdim de kırık geldi. Sonra dedim en son bu olsun. İçime de sindi aslında. Ama spor olduğunu kesinlikle ama düşünmüyorum. Ama ben apliklerini beğeniyorum mesela. Aplilik keşke ona uyan bir avize yapsa yani, ona uyan bir avize alsaydım bence. Evet, ilk siparişim öyle kırık geldi için en sonunda artık dayanamadım dedim hani olsun bitsin. Genelde ama yemek beğendim masalarının üstünde oluyor ya, sadece yemek masasının üstünde olur. Evet. Biraz onu anımsatıyor bana o yüzden. Allah Allah. Aplikler ha biraz yemek böyle chapstick gibi. Yemek odasına göre bir lambo. Uzun olması sebebiyle mi? Chapstick gibi böyle aplikler hani şey... Sushi yiyecekmiş gibi veya makarna yiyecek gibi, direkt chopstick gibi. Hadi ya. Duruyor ama uzaktan bak dişik duruyor. Çıtları koymuşsun gibi duruyorsun. Evet. Ha. Valla nereden biliyor, ne kadar yaratıcısın. Sushi seviyorsun galiba yemeği, chopstickleri bildiğine göre. Sushi hiç sevmiyorum ama makarna falan deniyorum chopstickle yemeği. Yapma. Başarabiliyor musun? Evet. Ay yavrum chopstick gelsin mi? Melike nasıl yiyor acaba chopstickle, merak ettik değil mi? Dilan. Bence biraz tarzını merak ediyorum. Evini çok merak ediyorum yani. Bunu chopstick'e benzettiyse eğer. Bu arada chopstick demişken aklıma geldi. İsmin Kevser, çok şaşırdım. Çinli değil misin sen? Hayır, aslen Kazak Türk'ü göçmenliyim. Doğma yani, ve İstanbulluyuz. Gözlerden bana Çinli gibi geldi. Evet. Oradan mı esinlendin? Evet. Oradan aklına geldi. Aklıma geldi. Beni küçükken hep Japon zannettikleri için peşimden Japon, Japon, Japon diye çok dolaşıyorlardı. Ben de küçükken sinir oluyordum da şimdi rahatsız olmuyorum. Ya, çok güzel, çok değişik. Evet. Çok güzelsin maşallah. Teşekkür şimdi ederim. Şimdi böyle estetik güzel yaptırıyorlar. Çekik göz, evet. Badem çekik gözüm göz estetiği var. Bir dünya para verip yaptırıyorlar bu gözleri. Doğal. Hey, hey, hey. Evet, şimdi hoşuna gidiyor değil mi? Evet, çok hoşuma gidiyor. Yani Melike, Kırgız desen, Özbek desen anlarız da Çinlilerin gözleri böyle değil ki. Böyle çekik gelince ve böyle birbirlerine de benziyorlar. Film falan izliyorum böyle Koreli, Çinli falan. Oradan aklıma geldi. Aslında benzemiyoruz. Hepimiz birbirimizden ayrıyız ama dışarıdan bakan insanlar evet benzetiyor. Biz de mesela Türklere diyoruz ki aa ne kadar herkes birbirine benziyor. Mesela sana benzeyen başka birini görmüşüm gibi. Aa diyorum bak sana aynı benzeyen gözler birini gördüm diye sürekli sık sık dile merakımdan getiriyoruz. Merakımdan sordum. Anladım. Güzel.
Evet, nerede kalmıştık? Çıtalarınızın fiyatı nedir? 1500 TL'ye yaptırmıştım. 1500 TL. Evet, hepsi beraber. Keşke bir yere yaptırsaydınız sadece. Ama şimdi bu sonraki dolarım çok boş kalacaktı. Buraya da bir saat istiyordum. Saatte tek saat zaten çok boş. Herkeste var. Evet, gelin evi saati. Gelin evi saati gelin oldu. Evet, yani gelinden sonra soğudum. Buradan eşime selamlar olsun. Buraya çok güzel bir şey yaptıracaktık. Çıkartmaya çalıştık. Evet. Geçen sezondan beri bas bas bağırıyorum ben. İşte ya heves ya şimdi. Arkasındaki bantlarda kaldığı için dedik hani boyatamayız. Evet. Şimdi bir gün kaldı yazmaya. Bu çıktığı zaman gerçekten boya gerekiyor eve. Evet, tekrardan gerekiyor. Tadilat gerekiyor çünkü bende de var. Dilancım, eşin jant yapıyor ya, bence janttan orijinal bir saat tasarlayabilirsiniz. Bence de. Neden olmasın? CNC olarak düşünebilirim. Böyle goldlu falan gene bir şeyler. Tamam işte boyatırsın sprey boyayla belki falan. Belki yaptırabilirim. Yaratıcılıkta sınır tanımıyorsun valla. Allah dış ses iyi fikir verdi sana. Verdi aslan da işte benim eşim hep hallederiz. En sevdiğim uyu hallederiz. Yaparız ama yapmıyor hiçbir şeyini göremedim. Değil misin? Her şeyi sen mi yapıyorsun? Yok çok yardım ediyor yani o konuda kınayamam ama hep hallederiz. Hep bugün ha yarın. Ah canım. Bir erteleme peşinde. Aynen bir de zor ama geliyor. Ama genelde bütün beylerde var galiba. Benim eşimde var, yok. Benim eşimde evet. De var. Peki kanepeleri nasıl bulduk bu renk kombini, ya, krem rengi? O gri mi? Ben onda çok gri, tam kaldım. Gri de değil, antrasit de değil. Böyle bir evet. Kahvemsi. Ama kahve hiç andırmıyor ya. Evet perde. Bilerek aynı yapmak istemedim çünkü çok boğacaktı bu sefer odayı ama da. Ama çok spor kaçmış. Keşke biraz daha yani ev çünkü şık bir ev. Keşke biraz daha şık bir fon perde tercih edebilirdim. Spor onlar kaçmış. Zaten gelinin kız kardeşi. Gelinin kız kardeşi mi? Abilesi. Evet. Onu giydim. Evet. İşte tam beni yansıtıyor. Çok doğru. Vallahi seviyorum. Benim böyle bir eteğim vardı. Ben de çok seviyordum. Evet bir de böyle jan jan. Gelin dedi jan janıp böyle payet olacak. Ama abartıyı ben de severim yani. Ben onu tercih ederdim ama yok. Ya perdelere gelecek olursak da yani fonlarım koyu istemedim bilerek. Yok koyu değil ama spor kaçmış evine göre. Evet. Ama buraya nasıl bir şey tercih edebilirdim? Yani daha bir yani daha bir saten şey bir şey tercih evet, edebilirdin. Saten bunların olurdu. Satenleri de var. Evet. Saten hiç sevmediğim bir şey. Bu ikili farklı oluyor ya bu sene. Yani herkese gördüğümüz. Evet. Kesinlikle tercih etmiyorum. Çok kötü geliyor bana. Öyle mi? Evet. Yani. Oğlum neresi spor geldi size hanımlar? Birazdan. Keten falan da değil yani kumaş. Ve şurada hiç kimse aldırıyor. De yok. Şu yaprak desen hiç gelin evinde görmedim ben böyle bir şey. Yok evet. Ben o beni rahatsız etmedi. Evet. O beni rahatsız etmedi ama saten yani saten tercih ederdim yerinde olsaydı. Belki daha şekilde olabilirdi. Evet, evet o şekilde olabilirdi. Hı-hı. Düşünebilirim onu ilerleyen peki, zamanlarda. Peki ne kadara yaptırdın tülün ne güzel. Tül bak düz olmuş. Evet, çok evet, evet ben de ondan şeyim evet. Komple evet. Hepsi aslanım işte bu süsü falan evet. 1500 TL. Bu odanınki. Evet. Bu odanın. Peki kanepeleri tek tek mi takım mı aldın? Takım olarak orada. Tekli dahil mi? Hepsi tekli dahil yastıklar falan 23 bin. 23 bin TL ne kadar oldu alalı? Kol takım 6 ay. 6 ay önce. Orta sehpan? Hediyeye geldi yanında. Bunu alınca hediye evet. Verdiler. Evet. Anne sağ olsun. Kim? Anne. Ay anneden hediye. Evet. Sağ olsun. Yok. Peki ne? Eşya aldığımız yerden hediye. Yani annem pazarlık anlattı. Yaptı. Evet annem yer pazarlık yaptırdı. Ha öyle söylediler. Evet, anne iyi yok. Pazarlıkçı mı? Çok. Ne dedi yani? Nasıl aldı? Kaptı biraz tiyo ver. Evet nakit vereceğiz. Yanına bir hediye verin dedi. İyi demiş. Sağdan ben soldan annem aldık. Hadi be. Pazarlık sünnettir. Kesinlikle. Pazarlık yapar mısınız? Ben severim yapmayı. Demek ama genelde yapmıyorlar. Peki, tamam. Ya siz de koçum tamam mu yapıyor? Derim. Evet eşim çok yapar. Ben yaparım. Ha. Ben de yaparım ama eşim hiç yapamaz. Benim eşim ben hiç yapamaz. Ben, ben de biz. 2,5 aldım şunu. 5 liraydı. Dedim hadi alacağım bak 6 tane. 2,5'tan tanesini aldım. Hadi ya neyin tanesini? Şu bardağın. Hangi bardağı? Ha bardağı. Evet. Ay oğlum bardağı 150 lira para verdim. Asla vermem iyice araştırırım. Fincan ne kadardı dur onu da soralım. Fincan takım halinde 6 tanesi 160 lira. Ya bu güzel bu. Hani böyle tam iftar zamanı hurma da koyulur böyle. Evet böyle. Çok da şerbetli değil çok güzel. Ne kadar bu sunum? O da 6 tanesi bu, 30 lira. Bak bu sunumluğu çok beğendim ben biliyor evet, musun? Evet güzel. Ve de fiyat da çok uygun. 6 tanesi 30 TL. Evet yemek masan sandalyelerin. Yani yemek masasının üstünde TV olmamış bence. Nereye koyabilirdin peki? Yani bu odanın şekli farklı olabilirdi. Yani şöyle bir şey var hem alanım mesela yok. Mesela masa camın önünde olabilirdi. Evet yaptığım hiçbir şekilde sığmıyor. Masaya koyup iki tekliği koyup koltuklar çok dışarıda kaldı. Ünite istedim normalde hayalimde çok farklı bir ünite vardı. Ama yemek masası orada çok küçük gözüktü gözüme. Eve bir gel dedim ne yapacağız? Kocaman. Dedik yani en olurlu bu şekilde. Ünite olmadan ferah hani. Hmm. Çünkü ailem de çok kalabalık illa ki yemek yeniliyor ediliyor.
bu şekilde tercih ettim. Yemek masanı bu tarafa koyup, koltuklarını bu tarafa koyup berjer onu tercih dedi. Etmeyebilirdin. Ha yok, berjer bir odaya gösteren şey. Berjer demişken de bütün herkesin evinde olan berjerden almışsın sen de. Senin evde var gibi. O zaman yani öyle mi? Yok, benim evimde yok. Ben asla bu tarz şeyler seçmem yani. Ben çok beğenerek çok merak kullanıyorum. Ben de. Hangi gün sendeyiz? Perşembe günü. Perşembe günü. Ben de sabırsızla bekliyorum. Ben de. Ben de merak ettim. Çok sadeden yana. Ferahlıktan yanayım. Senin evin o beni çok boğdu şey. Bayağı. Şimdi ben açık açık dedim zaten. Abartıyı seven biriyim normal dedi. Hoşuma da gidiyor yani böyle. Elim de olsa ben böyle gold boyarım sana. Barak yap. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Geliyorsun ama onlar da böyle çok olabilir, severler abartıyı. Tam çekiyor demek ki. Değil mi? Aynen. Çok severler. Ay çok güzeldir. Buradan selam, selam sevgi aynen. Olsun. Selamlar olsun. Cangül bölgesindeki eşim. Bütün güzel tatlı gelinlerimize öyle mi? Bir şey söyleyeceğim. Halı uymuş mu? Çünkü genelde halıyla ilgili gelinler çok dert. Ay evet. halıya takarlar. Bu halı olmuş mu sizce? Ben canımla? Dijital kesim bir halı isterdim buraya. Dijital kesim halı nasıl? Yani oluyor? Yanlarından böyle hani madem her şey gold seviyor ya dijital böyle kesimler oluyor. Yok, bu simli gibi olan. Ben şu koltuğu asla öyle. Şu koltuğu halini. Çok özür. Evet. Kamuflu halının da fiyatını da. Öğrenelim o halde. Halım 5000. 5000 TL. 5000 TL evet. Bu küçük halı. Evet 5000 TL. Bence 5000 çok pahalı. Ama var. Yanında iki tane hediyesi de vardı. Belki o yüzden de yapmış olabilir. Hediyeleri de. Hediyeleri de. Bir yani onunla beraber çıkarmış olabilirler. Hediye de kandırmışlar. Halının evet. Özelliği ne? Uçuyor mu mesela? Ama aslında şöyle bir şey var. Holümle beraber 5000. He hol. Hayır evet. Değil de yani. Veya üçüyle beraber 5000. Leke mi tutmuyor? Bu halıdan bir şey bekliyoruz biz değil mi? Yani. Evet. Arada ben konuşuyorum ondan sonra. Arada siliyorum falan. İpek mi ne? Nesin sen yani? Ya, hafif bir janjans. Onları ben hiç anlamam. Benim annem anlar genelde kumaştan, ipekten, dantelden. Anne işi. O beğendi, o seçti. Dedim hadi böyle olsun seni dedim kırmayayım. Güzel. Peki bir şey söyleyeceğim. Orta sehpasının üzerindeki objeleri nasıl buldun sanımlar? Boş uyumlu kokusu. Mu? Evet odanın kokusunun içinde koku yok. Evet boş. İçi boş. Yok yerim var aslında ucunda. Aynen ben de kaldırmak istemedim dekor olarak kullanmak evet, için. Mum koymuş. Pampas gibi bir... Evet aslında onu farklı bir renk aynen. Tercih edebilirdi. Yani gold'a gold olmuş ya biraz çok boğulmuş. Yani farklı bir renk olsaydı belki daha şık durabilirdi. Ya şimdi öyle pembe ya da kırmızı nasıl bir şey koyabilirim? Sen bana söyle. Yani gri olabilirdi. Ben hala şu koltuğun rengine kararsızım. Gri mi? Gri bulamadım onda ya. Sipeli boyacaklı da değil. Yapmak istemedim yani onda. Gri aslında güzel olabilirdi. Ve arka duvar çok boş kalmış. Oraya da bir ama tablo. Ama televizyon, saat. O zaman da çok dolu diyecektiniz. Bunu şimdi etkileşim. Yani. Bu kadar büyük bir çıta görseli yapmasaydın keşke. Ya da tablolarla. Şuraya, buraya azıcık yapıp biraz şey... Normalde öyleydi benim isteğimdi ama bunu yapan kişi dedi ki çok fazla olacak hiç yapmayalım. Hani iki taraflı olsun daha sade. Aynı dekor olması beni rahatsız etti. Yani aynı. Farklı mesela çok göz yormaz. Zaten evim küçük. Hani çok göz yoracak da bu sefer. Çünkü orada bak aksesuar, burada aksesuar. Yok aksesuar olmasın. Çıta şeyi aynı. Deseni aynı. E ne yapsın? Yani daha buraya farklı bir desen yaptırabilirdi. Ya da saati mesela küçük çok kalabalık dururdu. Küçük bir desen yaptırabilirdi çıtada. Yok çok kalabalık dururdu o zaman. Duvarın rengini sen mi seçtin? Onu bir şey diyeyim. Ona eşim ben gelmeden önce hangi renk ben gelmeden önce yaptırdı onları. Herhalde. Çünkü ben burada yaşamıyordum o zaman. Hani eşim seçti. Onlara... Bu renk ama her şeyle oluyor. Evet. Belki bir duvarın rengini farklı boyayabilirdi. Evet, belki bir böyle bir şey yapılabilirdi. Bunu yapacaktık aslanım aslında. Sonra aynalar gold diye çok göz yoracak dendi. Evet. Yani biraz çıtalar aklıma girdiler. Değil mi? Aynen. Çıtaları aynadan seçmişsin. Dilan bence aynadan çıtalama yapmak yerine büyük bir duvar aynası kullansan salonun daha geniş durabilirdi. Dış ses tam istediğimi söylüyorsun. Evet. Buradan eşine sesleniyor. Evet. Kocanın adı Mustafa. Mustafa Bey'e sesleniyoruz. Aslında normalde altın ünite olacaktı bunun. Üstü komple aynı olacaktı. Yemek masasının üstü komple aynı olacaktı benim. Oraya sığsaydı hayalimdeki gibi. Ha, ama hayalimdeki bu olmadığı için biz de dedik hani son çare bu olacak. Evet. Ayna da olmaz dendi o zaman. Televizyon delinmesi gerekiyordu çünkü. Kablolarının bu şekilde tercih ettik. Evet o zaman hanımlar sizi mutfağa göndereyim ben. Olur. Yenimizin mutfağına bakın bakalım yeni gelinimizin mutfağı nasılmış. Gelinler mutfağa geçiyorlar. Hani bir yaşanmışlığı yok yani. Kendinden sanki bir şey kasma dedi sen mermeri kendin yaptın herhalde mutfakta. Green'in modası çok geçmişte kaldı. Makyaj masası seçimin çok böyle eski geldi bana hani. Yani bu kadar gold olmasaydı, bu kadar ayna her yerde. Ben gold diyorsun. Yemek takımına bakıyorum sade. Burada tuzluk var, karabiberlik var. Kürdan neden yok? Kevser Hanım vallahi dedektif gibisiniz. Ben bu haftanın masa dedektifi ilan ediyorum kendisine.
Şimdi çok güzel, çok klas bir ortam. Adam bana dedi ki ne içersiniz? Ben böyle ayran. Lahmacun da var mıydı yanında? Balayına kayınvaliden gelmek istiyor. Ben de geleceğim diye tutturdu kayınvaliden. Mustafa ne der? Babam bir kaza geçirdiği için mecbur kaldım sağ olun. O yüzden uzattım biraz. Bir şey değil inşallah. Ya bizim için büyüktü. Ne oldu baba? İnşaattan düşmüştü o zaman. Ya Hasan'ım aslında çok garip birinci kat ama... Az sonra... Dilan Gelin'in mutfağı spor tarzıyla öne çıkıyor. Beyaz leke dolaplarda mat siyah rustik kulplar kullanılmış. Siyah damarlı ara fayanslar ve siyah granit tezgah uyumlu. Beyaz eşyaların inox cam olması bütünlük sağlamış. Beyaz üzeri gri damarlı masa ve siyah metal sandalyelerle sade bir yemek bölümü tasarlanmış. Açık gri yolluk mutfağa yakışan bir seçim. Son olarak üzülerek siyah metal ikili aydınlatmanın mutfak için uygun bir model olmadığını belirtelim ve sözü ev sahibimize bırakalım. Mutfağıma hoş geldiniz kızlar. Merak ediyorum bu kadar güzel mutfağı nasıl yaşayacaksınız? Güzel. Muhteşem bir mutfak. Bir yorumlarınızı bekliyorum. Yani aslında genel olarak ben mutfağını beğendim ama yani beni rahatsız eden bir tek şu tabloların yani asmanı beklerdim. Çok evet. Klasik olmaz mı Assam'da ama? Şimdi herkes evde yani olan şeyler. Tek sıra sıra olduğu için beni rahatsız etti. Yani şöyle bir değişik bir şekilde asabilirdi diye düşünüyorum yani. Tamam, başka? Yani halının genel olarak güzel ama biraz daha teşekkür sanki ederim. Ara hol halısına benziyor. Ya hollere ben pek yakıştırmıyorum böyle halıları. Hani bir de uzun ya benim koridorum. Yani bana o şekilde anımsatıyor. Tabii, sen nasıl dersen yani ama bence tam mutfak halısı bana göre. Yani koridoru daha böyle. Arizenin fiyatını merak ettim. Onu 150 liraya almıştım. Market güzel. Ben de... İndirim yakalamayı çok severim. Değil mi? Hanımlar sizce sandalyeler nasıl? Sırt kısımları bana biraz büyük geldi ama. Evet sandalyeler evet. Büyük duruyor. Ayrıca de mutfak tezgahının üstündeki fayansınla bu masa çok ayrışık duruyor, karışık duruyor. Bir de keşke yani şu meyve sepetine ya meyve ya da yapay meyve koysaydı. Evet, yapay meyve. Boş duruyor çünkü. Yani yapay meyve karşıyım birazcık. Gerçek meyveyi şu an koymak istemedim oraya. Hani evet, bu şekilde daha temiz duruyor. Fayanslara gelecek olursak eğer, zaten birebir aynısını bulmam imkansız. Büyüklüğüne gelecek olursak da bence iyi boyutu çünkü kalabalık bir aileyiz. Yok masanın boyu iyi ama sandalyeler biraz kaba. Yani daha ince bir sandalye şey yapabilirdim. Normalde masanın takımı bu değil aslında. Yani daha ince ama hiç rahat değildi. Dedik en azından mutfak en çok zaman geçirdiğim yer. Hem daha rahat olsun hem de kullanışlı olsun diye bu şekilde tercih ettim. Yemeği mutfakta mı yiyorsunuz? Genelde mutfakta yemek yiyoruz siz. Anladığım kadarıyla gold gibi mermeri de seviyorsun. Mermer... elimde olsa evin her yeni mermeri yapardım. Çok seviyorum. Özellikle gerçek mermerleri çok seviyorum. Ama bu şekilde yapmayı tercih ettik. Hanımlar siz mermerin desenini beğenmediniz mi? Yani beğendim ama gri ve beyaz, siyah ve beyaz olduğu evet. için uyumsuz olmuş biraz mutfağa. Rümeysa uyumlu olması için sence yeşil ve pembe mi olmalıydı? Hayır yani bu da ya bu siyahla beyaz olabilir ya da o siyahla beyaz olabilirdi ses. Yani mermerin birinin gri, diğerinin siyah damarlı olması seni gerçekten rahatsız mı etti? Evet beni rahatsız etti. Peki avizeleri nasıl buldun? Hani avizesini güzel buldum, uyuyor bence mutfağına. Ya, avizesiyle de içeride salondaki o çıtaların oradaki aplikler aynı. Renkleri farklı sadece. Benzer bilerek. Yani sadece. Alakası bile yok. Şimdi o daha böyle klasik gold. Bu daha böyle spor gibi. Yani işte, aslında benzer seçmenim çok ayrı. Bunu çok başka yerden aldım. Genel olarak hep gold yapıp da mutfağa çok spor yapman da. Salon hani aşırı gold kullanmışsın. Mutfağda salondan ayrı bir şekilde aşırı spor kullanmışsın. Hani. Bence yatak odasıyla salonun uyumlu olması gerekiyor. Çünkü yatak odasını gold yapıp oturma odasını ahşap çok saçma olurdu bana göre. Burası hep kullandığım yer olduğu için daha günlük yapmak istedim. Hani siyah, beyaz, gri, göz yormayan renkler. Bu şekilde tercih ettim. Beyaz eşyaların fiyatı nedir? Komple hepsi 17,5'a aldım. Bir sene olmadı alalım. Peki özellikleri neler? Inox mu? Hepsi hani... inox cam serisi. Ankastre olarak tercih ettim. Bir de beyaz almak istemedim. Buzdolabına beyazı pek fazla sevmiyorum. Ama tabii kullananlara da saygı duyuyorum. Ben komple aynı renk olmasını istedim. Ama evet inox olması mutfağına bayağı uymuş yani. Aynen teşekkür ederim. Ben de o şekilde düşünüyorum. Böyle tercih ettim. Peki mutfak, masa, sandalyeler ne kadar? Onlara da 1000 liradan 800 liraya indirmiştik. Tadınız falan. Güzel pazarlık yaparım. İndirimde çok severim. Pazarlık da güzel yaparım. Hanımlar Dilan'ın mutfağını gördünüz. Sizce sizin mutfaklarınıza rakip olabilir mi? Hayır değil. ben yorum yapamam şu an ona. Aa neden? Çünkü
Benim evime gelince görürler, eleştirirler illaki. Mutfağına güvenmiyor musun? Ya mutfak konusunda kiracı olduğum için ev sahibi değilim Dilan gibi, o yüzden. Anladım Kevser, anladım. Hanımlar, yorumlarınız bittiyse diğer gelinlerimizi alalım mı? Olur Distel. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim tekrardan. Meyve tabağını doldurmak istemedim deyip de yapay çiçek kullanması, sürekli bir kendine çelişmesi beni biraz düşündürdü orada. Evet kızlar, mutfağıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Yani mağazacı dükkanına girmiş gibi hissettim kendimi. Hiçbir yaşanmışlık yok gibi ama güzel, beğendim. Ha, hiç dekor falan yok yani burada. Yok, dekordan kastım hani bir yaşanmışlığı yok yani. Kendinden sanki bir şey katma dedin, sen mermeri kendin yaptın herhalde mutfakta. Yok, hayır, kendi fikrini katmaması. Ne bileyim, bir dekor yok. Şuraya meyve tabağı koymuşsun ama içinde bir meyve yok. Her şey böyle hazır gibi mağazada, hani olur ya. Direkt ya, ben meyve genelde dolapta tutmayı seviyorum. Açıkta tutmam. Hani bir de evimde çok sıcak olduğu için direkt bozuluyor. Kendinden bir şey katmamış dediğin kupları kendim taktım. Şunlar kendimin, şu dolabın kuplarını kendim yaptım. Peki beyaz eşya, ya hani beyaz eşyanın adı beyaz eşya. Seninkiler neden böyle bir farklı renk? Sonuçta bu gri'nin modası çok geçmişte kaldı. Gri, cam gri'nin modası geçmişte kaldı. Bunu ilk defa duyuyorum. Beyaz sevmiyorum buzdolabında. Yani tabii kullananlar var, bir şey demiyorum ona ama bence düz renk en güzeli. Ayrı ayrı da sevmiyorum hani siyah, beyaz, gri. Ya adı üstünde beyaz eşya, beyaz. Yani demek ki neymiş? Gri olmaması gerekiyormuş. Beyaz olması gerekiyormuş. O yüzden bana çok demode geldi. Eskide kaldı artık o gri eşya modası. Şu anda beyaz eşya olması gerekiyor. Aslında artık kırmızı, pembe, beyaz eşyalar da var ama gittiğimiz evlerde hiç göremiyoruz. Neden renkli beyaz eşyalar tercih etmiyorsunuz? Gold eve nasıl öyle bir şey tercih edebilirim dışsız? Ama mutfağın gold değil ki. Yani cesaret istiyor aslında. Yani ben benlik renkler değil. Ben böyle düz renkler. Gri, siyah, beyaz, gold. Benim kendi evim olsaydı öyle tercih ederdim. Ben de seviyorum rengarenk. Ya ben renkli bir insan değilim valla, bilmiyorum. Dilan, bu radyo çalışıyor mu? Evet, çok severim dış ses, müzik dinlemeyi. Yoksa yemek yapasım gelmiyor. Radyo benim çok hoşuma gitti. Yani ben de yemek yaparken müzik dinlemeyi falan çok severim. Kesinlikle. Zaman daha hızlı geçiyor. Özellikle yemek yapmayı sevmeyen biri ise çok güzel oluyor. Masa ve sandalyeleri nasıl buldunuz? Bence sandalyeler çok büyük. Yani mutfak bir tık dar olduğu için sandalyeler daha ufak olabilirdi. Onun dışında masanın desenini ben beğendim. Uyumlu. Benim de sandalyeler hoşuma gitti, tam tersi masa gitmedi. Hilal, senin sandalyelerin de bu model mi? Yok, böyle değil. Benimki değil. Aslında daha uyumlu. Daha ince bir ayaklı ama hiç rahat değildi oyuncu ayaklı olanlar. Dedim hani en çok zaman geçirdiğim yer biraz daha rahat olsun. Hani hem şık olsun. Bu şekilde tercih ettim o yüzden. Halıyı nasıl buldunuz peki? Halı bence uyumlu. Mutfağı zaten genel olarak gri, siyah ve beyaz. Gri ve siyah kullanılmış. Hoş. Evet. Teşekkür ederim. Zebra perdeler sizce mutfağa yakışmış mı? Zaten cam ikiye ayrılmış. Bir taraf daha uzun, bir taraf daha kısa. Store o yüzden buraya mantıklı olmuş. Aynen. Ya kullanış oluyor benim için de aynı şekilde. Dilan, bu perdeleri nasıl temizliyorsun? Daha hiç temizlemedim dış ses. Şaka yapıyorsun değil mi? Daha 6 aylık evliyim. Daha ilk evlenmede temizledim. Yıkadım o kadar. Ya annem yıkadı, pardon, ben yıkamadım. Ocakta yemek yaparken yağ sıçramıyor mu? Bunları yemek yaptığım zaman hemen yukarı kaldırırım dış ses. Kaldırıyordur aynen. Çok pimpirikliyimdir o konuda. Asla yağ sıçratmam yani. Peki zebra perdeler ne kadar zamanda bir temizlenmeli? Yani ben tüllerimi her ay yıkıyorum. Her ay mı? Ben de daha temiz var o zaman, vallahi her ay yapamam. Ben de her ay yapmıyorum. Hanımlar, biraz da fiyatları mı sorsanız acaba? Evet, beyaz eşyaları ne kadar aldın? 17,5 almıştım. Toplam? Evet, hepsi toplam 17,5, bir sene öncesinde. Çok uygun almışsın bence. Uygun, ben daha pahalıya almıştım. Evet, yani indirimi çok kovalayan biriyim. Bir de bayağı takip ederim nerede ne var. Yakalamaya çalışıyorum diyelim. Genel olarak mutfağı beğendiniz mi, beğenmediniz mi onu söyleyin. Evet. Genel olarak... İyi. O zaman yüksek puanlar verirsiniz. Öbür odaları görünce. Kendi evimizle de kıyaslarsak ona bakacağız puanlamada. Hem beğenip hem düşük puan vermezsiniz değil mi? Yok, adaletli oluruz. En önemlisi o değil mi siz? En önemlisi o tabii. Hadi Dilan'ın çeyizini görmeye gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Dilan gelin çeyizini yatak odasına sermiş. Hadi gelin biraz daha yakından bakalım. Kaneviçe ve dantel süslemeli karyola eteği, dantel aplikeli pike takımı, kumaş boyama sehpa örtüsü, Dilan Gelin'in kayınvalidesinin el emeği sarma nakışlı seccade ve dantel anglez mevlüt örtüsü çeyizin iddialı parçaları.
gelinimiz Dilan gelinin çeyizini yatak odasında serdik hanımlar. Ay Bursa'ya geldiğimiz belli oluyor havlulardan. Değil mi? Evet aslanım. Bursa'da böyle bir şey var. Havlular böyle işli, taşlı, tuşlu. Hemen ben şöyle yakalasana. Hoppa. Baksana şunun güzelliğine. Asıyor musun sen kapılara? Yok aslanım ben pek böyle fazla sevmiyorum. Evet ama var. Asmam isteyen de oldu da ben ay çeyiz pek bunu al değilim. Hayatım bunu böyle kuler yap yani o denli yani işlerin şıklığına bakar mısınız? Aslı Hanım. Yani. Efendim? Nakışlı örtüleri birleştirip perde de yapıyorlar. Yani misafirlere konuluyor genelde de ben tercih etmiyorum. Hadi konuldu diye. Çünkü elemeyi. Tamam elemeyi bunları niye yapıyorlar? Kullanın. Yeni gelinin güzel ikramları, güzel sunumları olsun diye yapılıyor çeyizinize. İhsan kıyamak tabii ki aslında. Ama işte bu da çok güzel ya. Nasıl? Bunun burasına elini kurulayacaksın işte. Burasına kurulamayacaksın. Düşünsenize eşim şimdi beğenmedin çalışıyor gelecek. Beğenmedin galiba sen Hilal. Ya bana göre değil. Sana göre değil. Peki sana göre başka şeyler buluruz yavrucuğum. Ben bunu da şu bana göre. Şu sana göre mi? Evet üstündeki renkle de uyumlu. Bu ne olabilir sence? Hiç görmedin mi gerçekten? Hayır ilk defa gördüm. Çanta bezleri. Ciddi misin? Bu patik yavrum. Gelin evi patiği. Bilekten bağlamalı. Bak bilekten bağlıyorsun. Hemen de çocuk böyle yapmayı düşünüyorsunuz galiba ki süveter diktirmişsin hemen. Sayın Madem onların hepsini yapmış çeyizde. Şu an düşünce yok. Şöyle bir bakınca hepsi pembe, sarı, bir mavi bir tane gördü. Evet genel kız istiyorlar. Yani belli etmişler. Sübliminal bir mesaj var burada değil mi? Doğru aslanım aynen. Bir kız istemeleri var. Bu el emeği mi? Onu komşu annem yaptı yani. Komşu anne. Aynen. Komşu anne büyükmen hazır demek burası. Çok komşu yakın. Komşu anne. Evet çok sevdiğim biri. He. Yaşı da büyük olunca yaşı komşu da büyük, anne aynen. Oluyor. Çok da sevdiğim biri. Namaz başörtüsü çok da güzel duruyor evet. Şu bir de şuradaki beyazı da. Kesin uzatabilirsin. Aslı Hanım bence burada birden fazla yöreye ait çeyiz var. Şimdi evet kızımız şekilde biraz hani karışık aslında kızımızın aynen tarafı. Yani Kırklareli, Erzurum başka? Malatya. Malatya, Bursa. Vay vay vay. Nasıl yeterli misin canım? Bu işlemeleri kim yaptı? Onları türbenlerin çoğunu annem ve kayınvalidem. Evet. Peki sen favori parçanı bize göster. Benimki bu. Bu pike takımı. Aynen. Piko yapılmış galiba. Aynen. Seccaden var. Onu çok beğeniyorum. Seccade nerede? Şurada mavi olan hemen. Hoppa! Geldi. Bu mu? Evet aslanım. Kim işte yaptı bu bunu? Bunu da kayınvalidem yaptı yine. El işçiliği var burada. Ama hazır galiba. Yok. Buraları tamamen el dokuma. Yok. Aynen. Güzelmiş. Değil mi? Genelde çünkü el emekleri farklı oluyor. Evet. Yani böyle işlemeli oluyor. Yeni işlemeli oluyor. Ama zaten bunlar yorgan üzerine yapılmış yani eski. Makineyle yapılmış. Ha makineyle çizilmiş evet. Evet. Çok güzel ama değil mi? Yalnız şey kanaviteleri de var baksana sağ. Onlar Bursa'nın meşhur oluyormuş. Sandal konuluyormuş. Evet aslında. Sandal mı koyuluyormuş? Evet ben pek sevmedim şimdi. Yani çok fazlalarım olmadı. Ya bu sevilmez mi? Ya bak yaratıcılığınızı kullanın. Bunlardan dönüşüm yapın. Runner masaya. Yani runner mı olur artık? Artık bu zamanın ne bileyim gitmiyor bunlar ya. Gitmiyor mu? Hayır yani. Ya gidin de Bodrum'da görün siz Muğla'da. Bodrum evlerinde. Ne kadar güzel kış bahçeleri, divanlar yapıyorlar, kırlentler yapıyorlar. Hani Bodrum'u beğenirsiniz ya hepiniz çok güzel, yani, güzel tatil evet için. Hep aynen bunlar, öyle. Gidin Bodrum'da bunlar aslında nasıl pahalı? Aslında bunlar da dolap içine konulan peçetelik olarak şu evet ikisi bunlar. Şunlar değil mi? Aynen. Ben bir şey sormak istiyorum. Eskimiş bunlar yani. Bunu kim yaptı? Eskimiş. Onlar da kayınvalidemin. Çünkü yaptı aynısından benim babaannemin sandığında da var çift da. Çift evet aynen. Aynı yerde mi yaptığınız var acaba? Babaannenin sandığı. Evet aynısından var. Ay ama keşke evet benim olsa. Üstünde. Bunlar çeyizleri anlamıyor bu gelinler ya. Ama 6 aydır. El yapımı. 6 aylık kesinlikle annem verdi. Yani el yapımı diye düşünüyorum. Zamanında çok aldım. Annenin yaptığı var mı? Hazır anne al pek beceremez böyle bir şey. Genelde hazır alır. Dışarıdan alır. Aynen. Yalnız ben böyle. Alıp sizin de olsun aslında. Ölü taklit yapayım ben şurada bunu alıp. Hayır çok güzel bunlar ya kızlar siz farkında ama mısınız? Ama işlemeleri güzel de yani, yani şu an bu zamanın evine gitmiyor bunlar. Burası eksik evet kalmış galiba. Eski moda yani. Siz değerlendiremiyorsanız bizim suçumuz ne? Ben şöyle alayım arkaya bir koyayım. Değerlendireyim. Mesela bu neydi? Bak şimdi sana öğreteceğim. Bu ne? İki şekilde kullanılıyor. Ya dolap içine evet şu üçgen şekilde çıkıyor evet ya da tepsilere koyuyorlarmış ha eskiden. Ben sana söyleyeyim mi şimdi? Tepsilik de olabilir. Bakın bu pembe beyaz. Alt güzel bir beyaz örtü. Koyma sana al bunları da böyle yüzük tak.
böyle masa sunumuna koy. Bunu deneyeceğim aslında. Al bunu böyle peçete kucağına koyarsınız böyle bak. Hayatım evet. Biraz düşünün, tasarlayın ne kadar güzel bir çeyiz yapmış evet, bu denenebilir. Şu nefis ya. Nakışlı örtüleri birleştirip perde de yapıyorlar. Bak perde yapıyor. Hayır hiç gerek yok. Bak çok güzel yapmışlar. Güzel oluyor. Al bunu peçete evet. Yap ya yüzükleri de. Masanda ne koydun? Beyaz. Tamam ben gideceğim masana bunu götüreceğim. Tamam. Denemek istiyorum. Koyarız. Nasıl bir peçete koydum bilmiyorum ama masanda bunu göstermek istiyorum. Deneriz. Bunu da arkaya koydum ben. Başka ne var? Başka yelekler çok güzel. Aynen yelek şallar var orada aynı şekilde. O yelekleri kim yaptı peki? Onları da kayınvalidem yaptı. Şu ikisini annem yaptı. Allah. Benlik. Çok hoş hanım bu senlik mi? Dövmeli mövmeli olunca öyle her şeyi beğenmiyor. Bak bak kuşlar, kalpler falanlar filanlar. Bu şalat kalsın sende güzel oldu. Bu da simli falan. Batıyor mu? Bu da benlik. Bu da senlik. Herkes buldu kendine göre bir şey işte. Bunu kim yaptı hayatım? Bunu annecim bunları yaptı aslanım. Ay ellerine sağlık. İşte bunları kahve tepsisine kullanabilirsiniz. Evet bunun eğer bir hani bunu yer var. Çok demode geliyor bana. Aynen demode mi geliyor? Evet. Evet. Aşırı demode eski. Evet. Diye. Senin çeyizin herhalde daha şöyleni güller mi göreceğiz? Ben çok fazla çeyiz sevmeyen bir insanım. Bana fazla geliyor bu öyle kadar mi? Çeyiz. Kullanılmayacak eşyaları aynı evde şey tutmak. Ama gelin yani dediğin çeyizi. Ya o eski de kaldı. Eski gelinlerin işi. Ama evet çeyiz de bulunmazsa da bulun yani olmazsa olmaz. Bunu teyzem yaptı gene kendi. Aslanım sizce çeyizi olmayan gelinlerimiz bilerek mi böyle yapıyor? Vallahi bilmiyorum ha. Çeyiziniz yok diye masum. Gereksiz zaten. Yani çok gereksiz ama böyle. Gereksiz mi? Şeyler var. Evet sandıkta duracak bir şey yani. Evet, mesela bu baya eski. Bayağı. Ya bu kullanılmaz mı ya? Nerede kullanacak bunu? Çok ya, eski. Genelde şey doğumda istiyor. Doğum için daha yeni şeyler kendimi var. Kendimi bohçacı gibi hissettim yemin ederim. Al ablacığım ama ne kadar şık duruyor aslında doğru değil mi? Tabii ki de elemeye göz. Ne kadar şık ya. Bunu var ya nasıl pahalı bunlar biliyor musunuz? Evet. Ay kıymetli. Bir de insan kıyamıyor da atmaya. Bak şunun renginin güzelliğine bakar mısınız ya? Onun bunu kim yapmıştı? Bunu teyzem yaptı Aslan. Beğendin mi bunu? Evet onu beğendim taşlarını. İşine gelenleri beğeniyorlar. Bak patikler. Bak şunlar, bunu da mı teyze yaptı? Süslü bunu babet çekti, bunu hazır almışlar sanırım. Çeyizde evet çıktı aslanım. Bu çok güzelmiş. Haberi yok, çeyizde çıkıyor. O patikler tıpkı disko topuna benziyor. Ya, evet. Gerçekten. Tam yeni gelin babeti. Ben de yeni gelinim. Vallahi bu çok güzel. Bunu görün bence gideriz. De onunla sohbetlere gitmeliyiz. Sohbetler. Sana geldik gelin o zaman. Ben bunu içeride deneyeceğim dış ses. Çok iyi fikir. Hem de ayakta duruşunu görmüş oluruz. Nasıl duracak bakalım bir de siyahım ya. Adı da az solist patiği olsun. Sahne patiği olan. Evet doğru. Dur ben bunu da deneyeceğim. Deneyin Aslanım. Evet gelinler çeyiz sevmiyorlarmış. Bakalım sizin evinizde ne göreceğiz, ne edeceğiz. Çeyiz demek, gelin demek. Efendim bizim geleneklerimiz demek, şu havluların güzelliği demek. Ya, yani size göre güzel. Yeterli kuzer çeyiz öyle mi? Bakar mısınız? Yeterli. Yeterli. Bence yeterli. Fazla hadi bile iyisin. Geldi. Çeyizden kaptın dedim ama iddialı bir çeyiz dedi Aslan. Vallahi güzel çeyiz. Şu işin şıklığı. Bunu kim yaptı yahu? Bunu da kayınvaliden vermişti Aslan. Ama bunları kullanmaya kullanmaya nereye kadar? Kayınvalidene teşekkür et buradan. Çok teşekkür ederim. Yani zaten çoğu onun sayesinde oldu. Allah harika şanslısın. Kevser, Kazakistan'da da bizdeki gibi çeyiz hazırlanıyor mu? Ya Kazakistan'da çok fazla çeyiz olmuyor. Yani böyle Kazak işlemeli şeyler oluyor. Das derken diyorlar sofra gibi bir şey. Yani sofra bezi ama böyle işlemeli uzun. Yer sofrasında yediği için Kazaklar. O yüzden o tarz şeyler var. Ne dedin sen? Milattan önce mi dedin? Milattan önce efendim Sultan Süleyman Han. Hürrem Sultan kullandı en son. Bu da bunun takımı gibi Aslanım. Müzeden almışlar. Bunu da çok sevdim bir ablam yaptı yine aynı şekilde. Bunun takımı? Yok hayır bunun benzeri kızım, gibi yani aynı şekilde. Çok güzel kurdele işi bu. Yani 6 aylık evli ama çok hani milattan önce gerçekten daha yani yeni modeller. Yeni model değil diyorsun. Yok. Değil. Sen de göreceğiz o zaman yeni modelleri İlhan. Ama yeni göreceğiz. Modeli Aslanım beyaz tülbent. Beyaz şal bu yeni modellerinde. Bu da çok süslü çok güzelmiş. Evet. Hadi ben çıkıyorum. Şunları da alayım. Şunları buyurun da aslanım. Alayım. Bunları götürüyorum yemek masasına tamam, bırakacağım. Bunları sonra düğünde deneyeceğim. Deneyin onları da. Siz de yatak odasını değerlendirin. Düşün. Tamam mı? Hadi bekliyorum sizi iftar masasında. Çeyizi fazlaydı. Biraz demodeydi, eskiydi. Ama yeterliydi. Dilan gelinin yatak odası luxury tarzında dekore edilmiş. Pudra pembesi saten yatak örtüsü ve kendinden komodinli yatak başlığı uyumlu. Yatak başındaki rose gold detaylar gardırobun kapaklarında devam ettirilmiş.
Makyaj masası hareketli bir model olduğu için üzerinde eşya kalabalıklığı olmaması gayet güzel. Gelinimiz minimal desenlerde sade bir halı seçerken Zebra Store'larını simli tercih etmiş. Son olarak krem renk başlıklı bronz detaylı lambanın tarz olarak odaya yakıştığını belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Ben biraz boş buldum. Yani tablo, resim olabilirdi. Resimlerim zaten girişte var. O yüzden yatak odasını kullanmak istemedim. Köşede bir tane albümüm var. Hani yeterli geleceğini düşündüm. Hani şu duvar mesela boş. Oraya bir tablo olabilirdi ya da şey fotoğraf, resim. Fotoğraf mı yeterince yok mu sence? Hem girişte yani ara farklı ama burası farklı. Burası yatak odası sonuçta. Burada da var fotoğraf. Bir de bence mesela burası aşırı goldlu falan ya. Aviz orada böyle davul gibi kalmış. Evet. Ama uyumlu değil mi sence? Kalmış. Krem hiç, beyaz. Uyumlu perde değil. Perde de store seçmem bence. Perde. Kötü evet. Olmuş buraya yani. Perde imkansız ama zaten camın boyu belli. Perde diye söylesen ayarlardı sana. Ya ben perde tercihim. Perde olması için geniş bir cam lazım. Üçlere ben pek beğenmiyorum yani. Hoş bir şey perdeciler yapıyor. Benim odam da küçük ama perdeci ona göre ayar. O zaman o senin evinde geldiğinde göreceğiz. Evet, göreceksin mutlaka. Zebra perdeyi neden beğenmediniz? Yani çok kahverengi bildiğin burası ama bu kahve burası mi? Gold. Evet şuradaki yerler kahveli. Krem. Pardon, evet. Kahveli ise eğer bilmiyorum krem rengi nasıl oluyordur. Mesela şey bu makyaj masası seçimin çok böyle eski geldi bana hani modern gelmedi yatak odam. Yani bu kulplar falan hepsi eski. Yani çok aşırı çok şey, ayna var. Ben gündemi pek fazla takip etmiyorsunuz. Yani bazı yerler gold, bazı yerler bronz. O şekilde. Yani böyle bakınca hepsi gold duruyor kızlar ama gold'dan da içimiz bayıldı. Yani bir uyumamız gerekiyor sizce de. Şimdi ben buraya siyah yani yapamam, ahşap yapamam. Bir uyum olmaz evin içinde. Yani bu kadar gold olmasaydı, bu kadar ayna her yerde. Kendimi görmeyi seviyorum diyelim o zaman. Sizce bu mobilyalar odaya uymuş mu? Ben hiç evet, yaptırma yapabilirdim. Mesela dolabı gömme yapabilirdin. Gömme yapma şansım olmazdı çünkü arka tarafım banyo. Banyoyu daha çok küçültürdüm. Bu bir. İkincisi de yani gold çok seviyorum. Her şeyimde gold var. Zaten görmüşsünüzdür bunu illaki. Dolabın yamuk duruyor sanki. Yok, çaplı olduğu için öyle. Yani bak arka tarafını görürsen zaten orası daha çaplı geliyor. Dolabın kulpları olsun, bu şifonyerin kulpları falan bana bayağı demode geldi. Eski hangi evde böyle bir şey gördün? Aşırı gold bence iyi değil. Gold dediğim böyle evi patlatacak bir şey olarak kullanılabilir. Her yerde gold, gold, gold. İnsanı bayıyor bayağı. Yani ben de halıyı çok uyumlu bulamadım aslında. Yani bu da kahverengi bej, yatak da bej. Aynalar zaten normal ayna değil. Bu halı kahverengi mi? Evet. Bu halı kahverengi. Hayır şey yani krem. Kahverengi. Kahverengi de şimdi çok farklı yerlere gidiyor. Kahverengi olan Dilan'ın elbisesi. Aynen öyle ses. Yani evet bej. Beje kaçıyor ama yani gold bej çok bej olmuş. Peki yani. Sence ne koyabilirdim şimdi? Burası krem, orası krem. Halı beyaz koyayım. Tercih edebilirdim. Beyaz. Evet. Yatak odasında beyaz kesin tercih etmem. Yani neden? Her şeyi belli ediyor. Tabii buraya beyaz zaten herkes girmiyor. Misafir ağırlamıyorsun yatak odanda. Üstünü de bazen değiştirebiliyorsun. Hiç halı yani. Olmasa yani daha iyi. Yok, halı çok boş oluyor. Yani öyle de denedim ama çok boş olduğu için bu şekilde daha temiz duruyor. Sonuç olarak yatak odasını beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Ben beğenmedim gerçekten. Ben de beğenmedim. Benim tarzım değil ama gösterişi seviyorum dediği için kendi gerçekten gösterişli bir oda. Evet, seviyorum ben yani. Ben beğendim çünkü ben de gösterişi seviyorum. Yani benim evim de böyle. Tabii örnek teşekkür ederim. Yani şey, evet orada ayna, burada ayna. Ama bir uyum var yani. Hani buraya dümdüz küçücük bir yatak başlığı koyamazdım. Yok, ben de aynayı çok seviyorum. Mesela benim evimde de çok mevcut ama yani bir tablo ya da bir resim beklerdim. Kesinlikle beklerdim. Ben de yani yatak odası çok geçtim. Bir şey itiraf edeyim. Aslında dün tablo astık buraya. Eşim çivi unuttuğu için. Tablo şu an aşağı doğru düştü. Yatağın arkasında kaldı. Ya. Batlamayı denedik. Olmadı. Ama evet. Yani boş duruyor ama olsaydı bence yani yatak odanın havasını bayağı değiştirdi. Evet. Ben de her şeyi düşündüm. Bir tablo iyi olacaktı oraya ama işte buradan eşime selamlar olsun. Olmadı. Niye? Gold'u sadece gösteriş meraklısı olanlar mı kullanır? Yani komple aynı olduğu için bana evet öyle geliyordu ses. Dilan sen gösteriş meraklısı olduğunu kabul ediyor musun? Ben seviyorum. Ben kabul ediyorum. Kişiye göre değişir ama bence böyle artık insanların daha modern olması, evi daha ferah göstermesi, daha iç açıcı olması benim için daha önemli. Bu gold çoğunluk olduğu için benim içimi kapatıyor, karartıyor biraz. O yüzden ben sevmiyorum. Aşırı fazla geliyor bana. Kevser sen Dilan'ın modern olmadığını mı düşünüyorsun? Yani biraz eski kafalı diyebilirim. Yani o senin görüşün. Ben modern olduğuna inanıyorum. Çünkü
Beğenenler de çok var. Aynı şekilde ben de çok beğeniyorum. Ama tabii herkesin kendi tercihi. Tabii ki değerli. Ama kendini yansıtmışsın. Tabii ki de. Ben zaten açık açık söylüyorum. Seviyorum yani gösterişlerde ben oradayım. Zaten gösteriş olmasa da programda şimdine. Yatak odan genel olarak güzel ama sadece bazı kombinlemeler uymamış. Teşekkür ederim. Yatak odasının takımın ne kadar aldın? 18 bin liraya aldım. Komple yatak odası takımını aynı. Çok uygun değil mi? 6 ay önce. Evet 6 ay önce. Dedim ama yani uygun yani. Onda pazarlık gerçi annem yaptı. Ben yapmadım. Güzel de pazarlık yaptı. Pazarlık da yapılsa da bu kadar uygun alınmaz. Evet kesinlikle yani. Çünkü yatak odan gerçekten gösterişli güzel ama sadece kombinleme uygun mu biraz? Yani tüm ev mobilyaları öyle. İlk başta demiştim çok güzel pazarlık yaparım. İndirimi çok güzel kovalarım. Yatak odasını o şekilde aldım. Mutfakta da söylemiştin zaten. Aynen. Belli yani. Konuş. Yani bana da çok uygun geldi fiyatı. Ben de 5 aylık evli olmama rağmen daha fazla fiyat vermiştim. Yemek masasına gidelim o zaman. E hadi buyurun gidelim. Hadi gidelim kızlar. Dilan Gelin'in iftar sofrası Bursa'ya özgü lezzetlerle öne çıkıyor. Cantık, çanak köfte, ciğer sarma, peynirli börek, mücver ve süt helvası masadaki lezzetlerden bazıları. Dilan Gelin'in iftar masasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi beklerken ne yaptım? Çok çeyizinden aldım o peçeteleri. Gördüğünüz gibi masa örtünde beyazmış. Tabii ki şöyle izninle alıyorum. Çok şık hazırlamışsın bana göre. Masa örtünde takım. Ama bu da sana bir fikir olsun. Demek ki demoda mesela, değilmiş aslanım. Kahvaltıda da kullanabilirsin. Demek ki neymiş? Demoda değilmiş. Bence değilmiş. Güzel olmadı mı? Evet çok güzel oldu. Güzel oldu. Evet, vallahi güzel çok oldu. Şık oldu. Rengi çok hoş. Hilal beğenmedi galiba. Yani. Hala mı beğenmedin ya? Yani modern bir çağda yaşadığımız için bana çok... Bu modern gelmedi mi size şimdi? Ben çok şaşırdım. Güzel geldi. Hani minnoş duruyor. Evet. Çok minnoş. Peki. Güzel çok merak ediyorum senin evi, çeyizi, masanı. Ben de çok merak masanı, ediyorum. Her yeri. Evet neler yaptın bugün için? Aslanım börek yaptım, mücver. Hı-hı. Ana yemek olarak çanak köfte. Karnabahar yaptım beşamel soslu kıymalı. Ah, Bursa'nın cantığı. Onun kıymasını ben yaptım. Dışını fırına verdik. Fırına verdin. Çok güzel. Kayınvalidem yaprak sarmasıyla sarma ciğeri yaptı. O ne öyle? Bu Bursa'ya aitmiş aslanım. Ha, kayınvalide Bursalı mıydı? Tabii kayınvalidem Bursalı. Ha, Bursalıydı. Aynen. Tamam. Şimdi burada hangi yöre ağırlıkta? Ben her şeyden yaptım aslanım. Şimdi Kırklareli... Yöresiyle söyle şimdi. Evet, Kırklareli'nin pek bir şey olmadığı için süt helvası Bursa'ya ait. Evet. Ya süt helvası demişken... Bu ne bu? Neyin üstüne koydun sen bunu? Bunu Jant'ın herhalde Bursa jantı demişti ya, oradaki janttan bahsetti. Aslında bunu eşim işinden dolayı böyle bir şey yapmak istedim. Bir farklılık olsun istedim. Gerçekten masaya renk katsın istedim. Büyük renk. Evet, ekranımızı sanayide yapabilirdik. Sanayi tostu yerdik. Senin evine geldiğinde öyle yaparız artık tostu. Yani enteresan, yaratıcı olmuş değil mi? Değişik olmuş yani. Değişik olmuş da yani o kadar gold seviyorum, gold aşığım. Ben gold, gold, gold diyorsun. Yemek takımına bakıyorum sade. Çatal bıçaklarına bakıyorum, gümüş. Ama hayatım sana ondan da yatak odasını gold yaptı, gold beğenmedin. Çok sade ve gümüş. Şundan kullanmışsın, ismini şu an aklıma yüzük gelmedi. Yüzüğünü. Gümüş kullanmışsın. Ondan sonra aşırı fazla... Gereksiz sofrayı doldurmuşsun ki menüyü göremiyorum yani şu anda. İşte misafirime bu kadar değer veriyorum ki hepsinden yapmak istedim. Bu kadar çok çeşit yemek yapmak yerine bence az ve öz yemek yapsa bence daha makbule geçerdi. Çünkü sizin misafirler 40 yılda bir kere geliyor. O kadar oruç tutuyor insanlar, aç karnı duruyor. Bir anda bu kadar yüklenmeleri, mide rahatsızlığı, hazımsızlığı yapabilir. Artık etmiyorum hiçbir şekilde. Kalanı gene her şekilde yenir. Çok sade diyorsun, yatak odam çok gold dedin, ona ayrı yorum yaptın. Burası çok sade dedin, buraya çok sade dedin. Kendimle çeliştiğin için ben onu söylüyorum. Ama hani şimdi... Çok fazla gold seven bir insanın yemek takımı da, çatal bıçakları da yani ona göre olurdu. Gold kullandım, yine mi ara yerlerde kullanmak istedim burada? Özellikle çünkü... bardakların sade. Yani bardakta kadehli bardak sevmiyorum kesinlikle bu ayaklı bardaklardan. Ya şurada gold detaylı bir bardak olabilir. Onu yapamam çünkü bak kendin dedin, gümüş. Ha belki bak şunların etrafı gold olsaydı belki olabilirdi. Ama basit kaçmış çok biraz. Çok basit evet. Renk cümbüsü olmuş yani. Ya. Neresi renk evet, yani cümbüsü olmuş? Burası gold, gümüş, gümüş. Aynen. Gold, gold, gold gümüş. Fark. Sizce güzel değil mi goldla gümüşün uyumu? Yok ya sadece gold olsun ya sadece gümüş. Bu sefer çok boğar diyecektiniz. Çok eminim sadece gold olsaydı. Ama ben beğeniyorum gold ve gümüşün uyumunu beğeniyorum yani. Ben de beğeniyorum. Ve ben sulu yemek aradım.
Sulu yemek. Çorba. Çorba. Yani çorba dışında ne çorbası yaptın? Yayla çorbası yaptım. Yayla çorbası. Aynen. Burada kalmıştın çeşit mantı yapmış. Bu neydi? Manca. Evet, o manca Trakya bölgesine ait. Mantıyı da ablam kayınvalidesi yapmıştı. Onu da size sunmak istedim. El açması mı? Hazır mı? Yok, el açması. Ablam kayınvalidesi yapmıştı. Evet, Kayseri'li. Vay. Gerçekten. Zeytinyağı, taze fasulye. Aynen. Ve olmazsa olmazımız son dönemin efendim havuç tarafı. Evet, en sevdiğim. Ve nohutlu pilav. Bir şey söylemek istiyorum. Yani mantı da var, pilav da var. Yani ikisi alakası yok. Yoğurt bir de, çorbası da pirinçli. Onu da bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bunun üstünde 6 tane nohut var ya, altımız için mi koydun? Hepimize birer tane vermek istedim aslında. Yok, daha çok böyle dekor olsun dekor diye. Yaptım. Yani mantıyı herkes yemeyebilir veya pilav herkes yemeyebilir. Alternatif yaptım. Evet, hepiniz üçerek yaptım ve tek başıma yaptım. Vallahi gerçekten helal olsun. Hepsini sen mi yaptın ya? Sarma ve ciğer hariç. Ciğer hariç. Aynen. Mantı hariç sanırım. Evet, mantı açmasıydı. Onu gene sunmak isterim size. Bu tatlı ne tatlısı? Kere dili tatlısı o da. Çok severim. Ha, çok güzel. Bu o da saray sarması. Vay vay o çok vay. Zorladı beni aslanım gerçekten. Katlıyorum katlıyorum kırılıyor. Pes edecektim dedim hadi yaparsın. Sonra pes yaptım etmedim. Ya oldu. Bravo. Peki bu neydi hayatım köfteli? Çanak köfte. Çanak köfte. Evet. O zaman görelim bakalım gelinimiz köfteli. Çanak köfteyi nasıl... Köfteli, çanak köfte neyse. Çanak köfte. Çanak köfte. Ha, aslanım bu arada bir şey söyleyeceğim. Burada tuzluk var, karabiberlik var. Kürdan neden yok? Sofrada kürdan olmazsa olmaz. Güzel yerden olmaz. Yakaladı. Yani kürdansız sofra mı olurmuş? Olmaz mıymış? İçinde tuz da var, karabiber de var. O kadar emzirmeyi yapıyor insanın dişine et. Kalabilir. Bunu nasıl temizleyecek? Çatalla mı temizleyecekler? İstersin getirir herhalde. Getiririm, aynen öyle. İstediği zaman getiririm. Kevser, yoksa senin dişlerinde bir rahatsızlık mı var? Hayır, yani genel anlamda misafirler geldiğinde... Kevser Hanım şu an nerede eksik var? Ona bakmaya çalışıyor kendince. Evet, eksikleri gözden kaçırmamam lazım. Ağızda takılacak şeyler var. Mesela maydanoz dişimizde kalabilir. Onu evet. Şuradan istedin ama bir dişlerini göster bakalım sende. Nerede o? Senin... Dişine maydanoz falan girmez, boş ver. Öyle mi? Neden girmez mi? İnci gibi. İnci gibi, aynen. O yüzdendir. Evet, öyledir dişlerim. Zaten Kevser Hanım vallahi dedektif gibisiniz. Ben bu haftanın masa dedektifi ilan ediyorum kendisine. Dedektifimiz bu haftanın... Yani tek başına Kevser benden fazla çeşit yapabilen de varsa beklerim. Bir şey söyleyeceğim, hakikaten bu süt helvasını falan yapmak hepsi meşakkatli şey. Burada bir de börek de yapmışsın. İki gündür uymuyorum. Ah canım. O da yine peynirli börek galet ununu yumurtaya batırdı. Hadi iftarda fırlattım. İnşallah bunların tadına bakacağız. Eminim ki tadı i̇nşallah. Da çok güzeldir ama evet. Şu çanak köftenin bir tarifini alalım. Tamam alalım. Şimdi bakalım. İzleyicilerimize de fikir olsun. Belki onlar da bugün iftar menüsüne çanak köfteyi katabilirler. Şimdi çanak köftenin harcında ne var yani? Kıyma. Aslanım yarım kilo kıyma. Evet. Soğan. Bir tane yumurta koyuyoruz. Tamam. Baharatlarını koyup güzelce yoğuruz. Harmanlıyoruz. Aynen yani öyle. Köfte ekmek içi koydun mu? Ekmek içi de koyuyorum. O da bir su bardak olsa iyi olur. Daha tam net geliyor. Anladım. Galeta unu kullanıyor bazıları. Mideye dokunduğu için ben yapmıyorum. Mideye mi dokunuyor evet. Galeta unu? Yani bilmiyorum. Ben karşıyım birazcık. Hadi galeta unu. Ekmek içi. Kayınvaliden veriyor sağ olsun. Peki. Tamam, sonra şekil veriyorsun evet, galiba. Evet. Önce top haline getiriyorum onu. Daha sonra elimle küçük şekil tabak haline veriyorum. Öyle. Aynen öyle. Sonra kızartıyor musun? Yok. Nasıl yapıyorsun? Önce garnitürlerini koyuyorum üstüne. Garnitürler. Evet. Çiğden. Evet, çiğden. Salça tamam. Sosunu yapıyorum üstüne. Fırına veriyorum. Fırına veriyorsun. 20 dakika pişiyor 200 derecede. O basit ya. Evet, çok basit. Basit yani değil mi? Şekli vermek zor. Evet, hayır, şekli. Hayır, şöyle çok şık. Yapımı basit. Bence yani misafir ağırlamak için çok güzel bir alternatif olmuş. Evet, İçinde sebzesi var, eti var. Aynen öyle. Ve fırın yemeği. Fırın yemeği. Bence ama ana yemek güzel. Gibi değil bence ya. Değil mi? Fasulye var. Ana yemek istersen. Aperatif şimdi bu ana geldi. Yemek değil mi hayatım? Çok küçük ve aperatif geldi. Taze fasulye. Hayır. Ha, çanak köfte. Artık açıklayabilirim. Dilan çanak köftede hazır garnitür kullandı. Ha. Ama aslında 16 parça tek başıma yaptım yani. 16 parça? Yani. Maşallah. Hadi ikisini çıkartın geri kalan hepsini tek başıma yaptım. Yani o kadar. O da olsun artık ses. Ya. Zaten dedektif yakaladı zaten yani. Bir sürü bir şey. Onu da görmeyelim. Şimdi izledik. Başta eldiven takmış, sonradan çıkartmış. Titizim dedi. Ellerinde de oje var. Şimdi şöyle bir şey yoğururken hani dikkat etmeye çalıştım ona. Daha sonra şekil verirken zorlandığım için dikkatli bir şekilde şekil vermeye çalıştım. Ne zaman yaptın? Hem dedim lezzetim geçsin. Ne zaman yaptın? Tırnaklarının lezzeti geçmiş. Sen şöyle bir uzatsana tırnağını. Şimdi bak burada bir taş var, burada bir taş var. Diğer taşlar yoksa? Hayır. Üstü taşlar. Onları vermedim şekil. Bak, bu şekilde yaptım. Bakayım. Onda da bu şekilde. Vallahi iki, burada... İki iki mi? Evet. Yoksa her an
Pırlanta şey mı bunlar? Yok aslında keşke olsa. Evet, hijyen bulmadınız mı yani? Ya saçını toplaması gerekirdi. Hayır, neden eldiveni çıkarttığını anlayamadım. Yani taktım madem neden sonra çıkarttın? Şekli eldiveni veremedim için dedim en kolayı kaşık, böyle olmaz. Kaşıkla da verebilirim. Kaşıkla sana kıyma getireyim senden olmuyor. Niye ben geçen yemek yaptım patatesi kaşıkla şekil verdim. Elimi sokmamak için. Patatesi çok rahat verirsin zaten. Kıymayla o an değil ki zaten içine soğan gelişim sulanıyor ister istemez. O zaman eldivenlerini ıslatıp yapsaydın. Elinde ojeler var. Sana geçeyim o şekilde ne yapabilecek misin su olup? Zaten sulu. Elinle iyice su yapamazsın onu. Çünkü tırnaklarına taş var yani düşebilirdi evet. Yemeğin içine. Yok çok dikkat ederim öyle tek bir şeyle. Tek tırnak olsa iyi saçı da açıktı. Saç toplayamıyorum genelde böyle bir şeyim var. Ama yemek yaparken. Saçların. Yok çok şükür dökülmediği bir şeyimiz yok. Zaten dökülse bile hemen alırım. Yemek yaparken bari biraz toplasaydın ya da arkaya atabilirdin çünkü bayağı önde. Yani. Aslında o da arkada ama. Yani bu tarafın önde farkındaysan. Kısalından o da. Bir de çok titiz olduğunu söylemiştin Dilan. Evet titizmiş. Miş, ama evlendiğinden beri tüllerini bile yıkamamış. Yok evlendiğinden beri. İlk evlendiğinde annem yıkattırdı. Daha evet. Sonra zaten 5 ay oluyor hemen hemen o zaman öyle bir şeydi. Daha yeni. Evet. Burada salonda çok oturuyorlar. Burası yıkandı. Burası yıkandı. Şeyler, storlar. Ya buraya nasıl geldik ya? Yani bir şey de kaçır Allah aşkınıza. Çok fenasın. Onlar bir adam ucaklar yani aslanım. Girdiğimden beri gayet hapşırmadım. Toz hissiyatım yok. Şimdi lütfen buradan girmeyelim. Biz temizlik programı değiliz ama çok bir sev görürsem ne söylerim hayatım. Biraz yeni gelin dediğin tertipli temiz ya, olur. Temizlik öyle. İmandan gelir diye de girerim vallahi. Ama şu anda ben öyle kirli bir yer görmedim. Zaten eşim ne sevdi biraz da. Değil mi? Saç toplama olayına gelince de hepiniz de o zaman o saç göreceğim mutfakta madem öyle. İşte böyle deyip yemeğini bağlayıp mutfağa girip yemeğinizi yaparsınız. Başörtü takacağım. Bir de hadi ben göreceğiz. Yemek takımının fiyatını merak ediyorum. Güzel, çatal, bıçak, tencere. Granit tüm set halinde 6 bin liraya almıştım. Ne zaman aldın? 2 sene oldu. İyi almışsın. Yine çok pahalı. Onu da ablam günü aldı. Tencere seti var içinde. Çatal bıçak var 12. Ben bir ara Çezi'de çalıştım. Ama 2 sene önce. Bence 2 sene önce için normal bir fiyat. Çünkü ben de o civarlarda almıştım. Yani ben ama de şöyle bir kahvaltı takımı, yemek takımı, çatal bıçak, granit, normal tenceresi. Yani elektrojet var mıydı içinde? Yok, onu ayrı aldım onları. Peki yemek takımı ortalamaya 1000 liraya falan mı gelmiş oldu? Öyle oluyor. Onu da yine evet. İndirimde yakaladım. 1000 liraya uygun. Evet. Yani. O zaman uygun. Evet. Yani aynen. Yemek takımımız 1000 TL diyebiliriz. Aynen. Kaşık bıçak seti. O da sanırım herhalde 1000 TL. Tabii o da içine denk geldiği için öyle oluyor. Kaşıkların da çok... Aynen çok değişik. Güzel. Çorba içecek gibi. Ben de çok beğenmedim. Çorba şekli çok güzel bence. Evet şükür. Ben de severek kullanıyorum. Bıçak çok güzel. Aslı Hanım. Efendim dış ses. Acaba jant kapağı ne kadar? 2 milyar. Onu da eşime sormam lazım Aslı Hanım. Evet jant kapağı bakayım. Hayır, bunu sofraya koymak çelik gerçekten. Çelik kapak getirmiş aslında ucuz getirmiş. Ucuzundan mı getirmiş? Ay bunu tepsi yapıyorlar biliyor musunuz? Üstüne cam kestiriyorlar. Bir tane vardı bizim gelinimiz hatırlarsın dış ses. Hiç merak etme. Yani bayağı afilli bir şeyler hazırlamış. Ben. Ama güzel. Gerçekten ananasların içini soyup tek tek. Gerçek. Ama yalnız da misafiriz. Burada misafir bu kadar bekletir. Doğru söylüyorsun ama işte sunum bizim için en önemlisi. O tepsi jant mıydı? Evet. Hatırladım. Evet hatırladım. Sen de oradan esinlenmiş olabilir misin? Valla buna sonradan cam kestir tepsi yap da akıllıca. Deneyeceğim Aslı Hanım. Aynen öyle. Valla yapanların getirenlerin herkesin ellerine kollarına sağlık hanımlar. Afiyet buradan olsun. Geçelim düğünümüzü izleyelim. İnşallah iftar saati evet, gelince burada. Evet köftenin tarifini almadık. İçine tuzunu iyi hani orantılı attın mı? Öyle mi? Pul biberi, karabiberi. Dedektif, dedektif beğenmedi. Detay istiyor dedektif. Hani baharatlarını ekleyip yürüyoruz dedim. Ama videodakinden mi bahsediyorsun? Tabii aynen. Aynı köfteydi oradaki de. Kevser Hanım siz de çok sessiz duruyorsunuz ama bir sinsilik var bir sizde de. Bir alttan bir şey çalışıyor yani var mı acaba bir şey? Valla bize bir şey bırakmadı sofrada. Beni çok sessiz, sakin görüyorlar ama aslında ben hiç öyle bir insan değilim. Beni asıl yarın görecekler. Ben öyle biraz dikkatliyimdir ben. Valla. Maşallah sen iddialısın. Ama ben bence biraz sussun biz konuşalım yani. Böyle hiç olmaz ki. Buyurun, konuşun. Bir şey bırakmadın ki, konuştun zaten. Konuşmak isteyen her türlü konuşacak bir şey bulurum Meysa Hanım. Siz konuştunuz, bitti artık konuşacak bir şey. Yani bütün kusurları gördün mübarek. Kevser, az önce Hilal sinsi olduğunu söyledi. Gerçekten sinsi misindir? Yani değilim ama detaycıyım biraz. Değilim ama belki de var. Değilim ama. Ne yaptın? Anlasın. Ben onu boşu boşuna masa dedektifi dedim. Bu haftanın masa dedektifi Kevser. Kevser'in bitti mi?
Bitti bitti. O zaman düğüne geçelim. Hadi hanımlar. Geçelim. İftarda da şunların tadına bakarız inşallah. Ellerine sağlık güzel gelin. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Aman 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 böyle çiçeklerle efendim eşin herhalde bir şıklık yapmış. Evet Aslanım eşim hediye göndermiş. Sizlere de göndermiş. Şöyle takdim edeyim ben size. Tabii. Ay, çok teşekkür ederiz. Çok naziksin Mustafa şöyle Bey. Vereyim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Şöyle bu da senin. Günler. Teşekkürler. Eşi çiçek göndermiş ya kesin o söylemiştir çiçek gönder diye. Hani diğer gelinlerin evinde hep görüyorlar ya herkes böyle ay hemen o da benim eşimle yapsın da ben ekranda gözükeyim kafası bence başka bir şey değil. Bu da benim iş hastanın notu da var. Hemen okumalısın. Herkese başarılar dilerim. Gönlümün birincisi sensin. Ay canım benim ya sağ olsun bir teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Canım benim. Çok seviyorum. Yani gönül birincisi olursun. Onunla biri canım. Önemli onunla benim için. Şöyle koyayım Aslı'nın. Wow. Aslı'nın. Efendim. Benim de gönlümün birincisi sizsiniz. Ay teşekkür ederim. Sen de benim. Şimdi evet. Eşinle nerede, ne zaman tanıştığını soralım artık. Aslında eşimle bir uygulamada tanıştım. Evet. Arkadaşı onu sosyal çekerken. Sosyal mecrada. Evet sosyal mecrada. Arkadaşı onu çekerken gördüm. O an dedim zaten hani evleneceğim kişi bu olacak hissettim. Nasıl ya? Evet. Sen de mi? Evet o an hissettim zaten. Fotoğrafını görünce mi hissettin? Yok onun arkadaşı video olarak çekiyor. O beni görmüyor da ben onu görüyorum uygulama üzerinde. Yani böyle bakıyorsun sosyal medyaya. Evet aynen. Bir adam görüyorsun. Evet. Arkadaşın çekmiş. Adamı görüyorsun ben bununla evleneceğim diyorsun. Evet o an hissettim sanki. O gün tanıştık. Bir hafta falan konuştuk sosyal medyadan. Daha sonra telefonlarımızdan mesajmaya başladık. Edirne'ye geldi. O gün ben uyuyakalmışım. 3 saat falan otogarda beklettim geleceğini onu. Geleceğini biliyorsun. Sabah da uyumadım heyecanda. Dedim hani biraz kestireyim. Sonra ben de uyuyormuşum aslanım. 3 saat otogarda beni beklemiş. İnanmıyorum. Bir gittim yok. Yanına etrafta polisler. Bir de benim eşim bayağı böyle kalıplı falan boylu postlu. Polisler dedim ne alaka? İşte orada çok beklediği için dikkat çekmiş herhalde. Dedi işte kız arkadaşım geldi falan. Neyse aldım ona gitti kendimi açıkladım. 7 seneden beri beraberiz. Hiç ayrılmadınız. Hiç ayrılmadık çok sonra. Şükür. Rabbim ayırmasın. Ne kadar flört ettiniz? 7 sene. 7 seneye giriyoruz 6 aylık evliyiz. Vav, wow, bayağı neden bu kadar uzun flört ettiniz? İşi gereği ablam yani, evlenecekti. Uzattınız galiba yani mecbur. Evliliği. Mecbur, iş, askerlik. Evlilik kararını ne zaman aldınız? Evlilik kararı hep aklımızda vardı ama işte önümüzde engeller vardı. Ne gibi? Onun işi, işte ablamın evlenmesi gerekiyordu. Biz de öyledir önce büyük evlenir. Gerçekten mi? Evet. Ne olur yani sen önce evlenseydin, sıkıntı mı olurdu? Olmazdı aslında, beklemek daha iyiydi bize göre. Hem işlerimizi biraz daha oturduk, ben de bize çalışıyordum. Bize göre derken hangi adet bu mesela? Yani böyle bir kural mı var? Kural yok ama saygıdır yani. Zaten ablamın da evleneceği belliydi. Ha. Evet, o yüzden beklemek istedim. Ay kızım benim. Önce ablayı evlendirdin. Aynen. Peki ama hani bir söz nişan yapılabilirdi. Onu ne zaman yaptınız? Aileler tanıştı ablam evlendikten sonra. Evlendikten sonra. Evet, ha. Söz oldu. Ayrı bir şekilde nişan yaptım. Aha. Bir şey soruyordun hayatım. Nişanlılık süreci ne kadar sürdü? Hı. Nişanım 1,5 sene sürdü. Aslında 1 sene sürecekti de babam bir kaza geçirdiği için mecbur kaldım sağ olun. O yüzden uzattım biraz. Bir şey değil inşallah. Ya bizim için büyüktü. Ne oldu baba? İnşaattan düşmüştü o zaman işte. Aynen ama şükür tabii bir sıkıntı yok şu an. Ne iş yapıyordu baba? İnşaat ustası. Ay canım benim. Aynen. Nasıl olmuş? Yani. Nasıl düştü? O konuya pek girmesek. Ay kuzum benim ya bir sıkıntı yok yok çok şükür şu an. Ay ya seni hüzünlendirmek için söylemiyorum. Yok çok sevdiğim için herhalde. Ay herhalde baban yavrum benim hayatta. Çok şükür bir evet. Bir sakat çok bir durum oluştu mu bir yerinde? Yok olmadı şu şey iyi yani. Mı? Biraz kaldı ama şu an daha iyi. Ay çok şükür. Aynen. İyi olması önemli. Çok yüksek bir yerden mi düştü? Ya aslında çok garip 1. kat. Ama ayak ters döndüğü için iskele arasında kaldığı için herhalde. Allah Allah. Aynen sonra düğün falan ertelendi. Artık zaman da geldi, evlendik. Ya çok işte her işin bir riski var. Ya bir de uzak olunca ondan böyle duygusal oluyorsun. Ay canım, neredeler şimdi babana ait? 40'lı baba eskide onlar. Baba eskide, 40'lı sen Bursa'dasın. Evet. Neden Bursa'dasınız yani hani? Kendi işi. İş yeri burada tabii olduğu tabii, için. Tabii kendi işi eşimin. Doğduğum yer değil, doyduğum yer dediniz. Kesinlikle yani. Aynı. Peki onun ailesi burada mı tabii, eşin aileleri? O da iki sokak öten ailesi. Ha. Evet. Nasıl iyi anlaşıyor musun? Çok yani. Ablası var ablam gibi. Ay maşallah. Çok severim aynen. Peki annenler gidip geliyor mu? Babacığın gidip geliyor mu? Siz anne pek uzun yola dayanamıyor. Yani bir kere geldi evlendiğimden beri. Ben çok sık gidiyorum. Ha. Bayramda yine gideceğim Allah nasip ederse. Ay çok güzel. Aynen. Gelip kaldılar mı sende? Bir kere işte bu doktor için kalmıştı. Hastane için gelmişler. O zaman bir kaldılar.
Evet. Tekrar gelecekler inşallah. Ay canım benim ya. Kaç yaşındalar babam? 52. Babam 50'de annem. Tabii gençler. Ne kadar şanslısın. Evet çok şükür. Peki baban kaza geçirdi, atlattınız. Ondan sonra nişan süreci uzadı o sebeple. Tabii aynen. Sonra evlendik, düğünümüz oldu. Peki evlilik teklifi hangi arada geldi? Evlilik teklifi 18'inde falan almıştım galiba. Öyle mi? Tabii 18. Yani nişandan falan önce. Çok önce aldım. Ay ne güzel. Biz 4 sene yüzük taktım. Nasıl sene bir yüzük evlilik teklifi? Ben. Güzel. Taksın artık 7 sene yani. Boyunca hiç mi kavga etmediniz? Hiç mi küsmediniz? Hiç ayrılmadık çok şükür Rabbime. Aa. Zaten çok uysaldır benim işim. Asla dışarı çıkmaz. Aa. Hani ben çıkmadığım biri çıkınca değilim. Olmuyor mu aslında yani? Ben ondan daha çok geziyordum. Ama sevmiyor yani. Benleken her yeri gider eder. Evet. Benim lafımla. Ama kendisi öyle dışarı çıkayım gezeyim. Kıskanç bir insan mı eşin? Değil. Ben de kıskanacak şeyler yapmam zaten. Sen kıskanç mısın? Sanki. Evet öyleyim ama o da yapmıyor çok şükür. Aa, iyi. Yani zaten hani yapan insan her türlü yapıyor Aslan'ım da her şey gizli zaten hani. Bu arada Aslan'ın patikleri giymişsiniz dediğim evet. gibi. Evet. Çok yakışmış. Harika olmuş. Yakışmış. Çok güzel olmuş. Nasıl oldu hanımlar? Harika olmuş. Bu sizin olsun Aslan'ım çok yakışmış. Yok estağfurullah yok. Ben burada göstermek istedim çeyizinden sizin bir parçayı. Sizin olsun gerçekten çok yakışmış. Çok güzel oldu. Ya çok naziksin çok teşekkür ediyorum. Bir tanecik gelinim benim. Ay ama sana daha çok yakışır. Sana vereceğim giderken. Peki, aldım kabul ettim ama. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne sordunuz siz? Bir şey soruyordunuz. Evlilik teklifini daha önceden hissettin mi? Hissetmedim. O gün bir de kavga ettik biz hani. Bu, ben kız kulesine gitmek istiyordum. Hiç kavga etmiyordunuz. Yakaladılar bak. Kavgada çok küçük bir sebep. Ben kız kulesine gitmek istedim, o beni götürmedi. Yani öyle bir laf da. Aa, niye? Ki, işte bana evlilik teklifi edeceği yer, mekanı uzak olduğu için mecbur kaldık. Hani beni o andan götüremedi trafik falan olduğu için. Nerede teklif edecekmiş? Kilios'tu galiba. Kilios. Evet, sen de kız kulesinde evet. istedin. Ben de dedim hadi gidelim hani gezelim. Ben çünkü teklif edeceğimi hissetmedim o an. Sonra? Şimdi o beni ayrı yere götürüyor benim dediğimi yapmıyor. Ben de baskınım benim dediğim olacak illa. Evet. Sonra biz gidiyoruz habire dolandırıyor beni aslanım. Ondan sonra gittik bir yere tabi hala anlamıyorum. Araba dedim ki bak dedim ne güzel millet evlenme teklifi ediyor. Hemen hemen bir geldi bizim yanımıza doğru. Sen dedim şaka mısın? Neyse gittik falan. Şimdi çok güzel, çok klas bir ortam. Adam bana dedi ki ne içersiniz? Ben böyle ayran. ne güzel milli içeceğimiz ya o ayran. Vallahi ne güzel sağlık. Nerede? Ne içmeliydin yani? Vallahi ayran içtim, o ayran diyesim geldi onu içtim. Lahmacun da var mıydı yanında? Yoktu, keşke olsa nasıl güzel yerdi. ne yedin? Bakar mısın lahmacun? Ay aslında hiç hatırlamıyorum ki valla videolarda vardı. Çok zaman oldu. Hani ilk buluşmada diyorlar ya böyle spagetti falan yemeyin buradan. Düşünsene salçalar. Hiç öyle şey yerken romantizm olur. Falan. Bir de lahmacun arasında neydi o maydanoz koyduğu içinde şurada. Hiç anlamam aslanım öyle şeyleri. Ha? Doğalımdır. Neyse. Hayatım doğalız. Hepimiz doğalız. Tamam anladım. Orada da değil ama. Yani evlilik teklifi gelecek özel bir gün. Hani soğanlı sarımsaklı böyle. Ama olmasın. Yemedim ki ne ayranı içebildim ne yemeklerden yiyebildim o heyecanla. Niye? Beklemiyordum ya şimdi öyle bir şey. Valla. Heyecanla ay, anlat önce... devam et. Sonra keman mı geldi? Kemal mi hatırlamaya gelmiştir? Çalışıyorum şu an. Aslanım hayalimizde canlandırmak yerine görüntüleri izlesek ya. Hadi o zaman. Evet. Ay çok güzel bir ortam hayatım evet, bu ya. Evet aslanım çok güzeldi. Çok kumsal burası. Kumsal evet. Ay ne güzel hazırlanmış. Biraz soğuktu ama güzeldi. Şey mi tutmuş bir organizasyon mu tutmuş? Organizasyon hayatım? Aslanım ve hiç tanımadığı biri yani. İkizler Burcu mu senin kocan? İkizler Burcu. Bak romantik oluyor işte ikizler böyle yaratıcı. Romantik aferin. Evet güzel yapar. Yaptı mı yapar, tam yapar. Yapar. Hangi ayda oldu? Mayıs 22. Ha şey nişanın mı? Yok evlilik teklifi. Evlilik teklifi. Yok soğuk dedin ya merak ettim. Nisan 18 olması lazımdı. Yani bu ortamdan falan geçiyorlar baksanıza. Haberi olmadı çok belli çok spor gitmiş çünkü. Evet öyle bir şey olsa var ya. Gelini falan geldim herhalde. Evet. Çok güzel. Evet çok hoş ay, olmuş. Ay canım benim ya. Ne taktı hangisini çıkarttı? Bunu taktı Aslanım. Sever çıkartmıyor zaten hep aynı. İstedi benimle evlenir misin hastalıkta sağlıkta benimle yaşta bir ömrü var mısın dedi benimle beraber. O şekilde devam etti. İnşallah böyle devam eder. İnşallah güzelim. Hala gözlerinden böyle aşk ateşi çıkıyor. Bu çok evet. önemli bir şey. En güzel şansım yani gerçekten. Çok güzel olmuş. Peki evlilik teklifinden sonra istemede neler oldu?
Aileler tanıştı önce. Daha sonra isteme oldu. Yüzükler kesildi. Evim küçük olduğu için arka plan yapamadım. Nişan yaptım onu yani. Büyük bir nişan yaptım. Ha güzel dışarıda yaptın. Evet dışarıda yaptım. Arkadaşlarla beraber. Aslanım tahmini bir 700 kişi falan vardı herhalde. Maşallah. Belki daha biraz olabilir aslanım yani. Bir şey diyemem. Çok zaman geçti. Kahvesini tuzlu yaptın mı? Yok ben kahvesinde bal suyuna koydum. Çok da kıyamadım zaten yapamadım. Genelde bal koyup suyuna tuz koyuyorlar. Evet, çok evet, da yapamadım. Şekeri dengeliyorlar. Evet. Kıyafetini kaça aldın? 150. 150 TL. Evet, çok uygun almış. Çok uygun almış. Bu istemedeki kıyafeti evet. Ama. Hani pek şey yapalım ev arasında, aile arasında oluyor. Kim kesti yüzükleri? Eşimin eniştesi. Yani normal. Hani. Burada kendi makasını çıkartıyor yüzük kesmedi dediği için. Para verecek diye kendi makasını çıkartıyor. Kofere mi gitti? Vermedi evet. Mi hiç para falan? Verdi. Kayınpederim verdi. Ama saçınla elbiseni uyuşturdum yani güzel olmuş bence, uyumlu olmuş. Evet, çok teşekkür ederim. Bu isteme oldu. İsteme. İsteme. Allah'ım şu bak yaresin. Yalnız makas nerede var? Makasınız yok maalesef. Dur. Makas. Dur ben de var. Hem istemede yüzük kesip hem nişanda da mı yüzük kestiniz? İki evet. Kere yüzük. Evet öyle oluyor bizim fotoğraflarda. Öyle oldu ama evet. Normalde de. İki kere kesiliyor. Farklı yüzük mü aynı yüzük mü? Aynı yüzük. Ben çok inanırım. Değiştiremem yüzüklerimi. Neyse odur. Öyle mi? Evet ben o inancı çok şey yapıyorum. Hadi ya. Yani yenisini alsam bile bunu satmam veya... Tabii şey tabii. Yapma. Doğru. Ay benim şey ya benim eşim de böyle ne renk giyinse ona uygun alyans takıyor. Acaba uğursuzluk mu bak şimdi kapıda? Ya bilmiyorum aslında ben çok inanıyorum. Bana çok yapma işte söyledi. Ya. Çok yakın, bir, o. Çok yakın bir arkadaşım o bile dedi sakın satma. Ben de eşime ikisini bir ara. Satmasın da o böyle var onun 3-4 tane siyah giyer siyah alyans takar. Hangisinde kesin yüzükleri? Şey gümüş gibi olan beyaz altın olan. Sizin hepsindeki bence. Yapma ya. Eve gidince bir kırmızı böyle bağlayıp keselim. Hurdeleyi yutturayım mı birilerine? Bir de öyle bir şey var değil mi? İki arkadaşım biri evlenmek üzere şu an. Evet. Biri de evlendi. Seni kurdeleden mi yuttular? Yuttu. Biri şu buradan sesleniyorum. Evlenmek isteyenlere. Dilenim söz, nişan. Arkadaşınız kesiliyor. Bak o doğru biliyor musun? Ben de birininkini yutmuştum. Vallahi hemen iki aya kalmadı. Savaşı buldum. Biri de dün evlendi. Diğeri de evlenecek. Aa Aslı Hanım. Efendim? Sizin kurdeleden küçük bir parça kaldı mı? Bizim kurdele yok ama. Bizim kurdele olmadı biliyor musun? Tüh olsa yutardım ne güzel. Ay sorma bizim öyle ne kırmızı kurdelemiz oldu ne bir şey oldu. Biz öyle taktık bitirdik işi ya. Çok ki böyle bizi sayma ya. Ben saymıyorum zaten birçok şey içimde kaldı. Ne davullu zurnalı evden alınmam oldu. Ay çok dertliyim ben sormayın yahu. Davullu zurnalı evimden alınmadı. Kırmızı kurdele kesilmedi. Ay, evlenme teklifi edilmedi. Ben... Annem biraz rahatsızdı, kayınvalidem de. Onlar da böyle böyle uzak olunca ay çocuklar bizi yormayın, halledin aranızda dedi. Bizi böyle paket program yaptılar. En güzel aslında. En güzel aslında. Buna gecem olmadı. Ay vallahi bak. En güzeli. Bana kalsın ben öyle ama ya. Ama kalmıştır içinizde. İçinde kalıyor. Ne bileyim ben sizinkileri görüyorum böyle şey oluyorum. Nikah tazeleme yaparsınız siz de. Nikah tazelersiniz. Nikah mı tazeleyeyim? Kaçıncı yılınızdı? 5. 10. yılda bir tekrar nikah evet, olabilir gerçekten. 10. yılda tekrardan bir nikah hadi olur. Hadi bakarız artık bilmiyorum. nişanın ne kadar maliyete yaptın? Salonun 4,5. 4500. Yemekli miydi, yemeksiz miydi? Yemeksiz yaptım nişanda ama uzaktan gelenlere gene yemek verildi evimizin alt katında. Elbisem 3000 liraydı. Kiraladın? Yok aldım. Satın aldım. Evet satın aldım. Daha nerede giyeceksin onu? Evet tekrar sattım giyeyim. Zaten. Sattın mı? Evet 2005'te tekrar sattım. Of ya. Şey internet üzerinden. Evet internet üzerinden. Ne güzel bir kez giydin. Aynen. Yepyeni. Birinin daha işi görürsün. Kim aile fotoğrafınız mı? Evet. Kimler onlar şimdi? Eşimin annesi, babası, ablası, halasının kızı. Ben pek kayınpederim falan demeyi seviyorum. Genelde annem babam diye hitap ederim. Güzel. Maşallah çok. Aynen. Çok bunlar benim ya. Ailem. Annem, babam, ablam, annem kırmızılı. Ay maşallah. Eniştem. Sevdiğim eniştem. Elbisen hangi renk? Gri. Evet. Gri. Değil mi? Biraz soluk çıkmış. Sende bir gri aşkı var elbise. Seviyorum ben ya, evet. Yapmış. Yani güzel duruyor bence. Evet. Bir de farklıydı. Organizasyon oraya mı ait? Ben yaptırdım onu. Ay, da. Evet. Ona ne kadar harcadın? 1500 TL. Yani o zaman normal fiyat. Ama ne sen güzelmiş. Nişanda 5 bilezik takıldı. Eşim kolye bileklik taktı. Toplana, bir de alem taktı. Toplanan para sordu. Toplanan para mı? Toplanan parayı mı sordu? Yani hemen toplandı. Nişanda. 55 bin liraya yakın para. Nişanda. Evet.
Şimdi düğüne geleceğiz. Evet. Allah bilir ne kadar toplandı. Evet. Düğün kaç kişilik oldu? Aslında şimdi biz ayrı taraflardan olduğumuz için benim tarafımdan 1000 kişiye yakın vardı. Evet. Düğünler nerede oldu? Bir tanesi Babeski'de aslanım, biri Bursa'da oldu. İki tane. Oo. Evet, kına düğün diye geçiyor bizim orada. Kına ile beraber oldu. Tamam. Şimdi iki tane olduğu için çok fazla kişi kalmadı. Herkes takısını takan gitti, genelde öyle oldu. Hı. Bir de Bursa'da oldu düğünüm. Aynı gelinliği mi giydin? Aynı gelinliği giydim, evet. Güzel. Üç tane kıyafet değiştirdim, bindi aldım. Bu nikah galiba. Bu nikahım, aynen. Nikahın nerede kıyıldı? O da Babeski'de kıyıldı. Babeski'de. Aynı gelinlik mi giydin nikahta da? Nikah elbisesi giydim orada, elbise tarzında. Şey. Güzel olmuş ama. Teşekkür ederim. Olmuş. Evet, güzel olmuş. Çok sağ ol. Nikah elbisen kaç liraydı Dilan? O gelinin yanında hediye. Her şeyi. Yok, bu sefer benim çabam sayesinde. Güzel. Gelinliğe ne kadar ödediniz? Gelinliğe 15 bin TL. 15 bin evet. TL. Satın aldın. Satın aldım. Kınalık falan içinde mi, ayrı mı? Yok, kınalım organizasyonun içindeydi. Ama gelinliğimi çok beğenerek aldım. Yani hep istediğim bir gelinlik modeliydi. Bir şey soracağım. Sattık mı sonra? Aferin. Sattın mı sonra gelinliğini? Onu da sattım. 14.250'ye falan sattım. Ne diyorsun ya? Evet. Aa, maşallah beceriyorsun bu işleri. Çok güzel. Yani ben eşyası da var. Çoğu eşyamı sattım. Süpürge makinesini sattım. Başka bu son bu herkes olan var ya hatırlıyor. Evet. Ondan. Ondan aldım. Evet. Sonra başka bir şey satıp mutfakta bir şey var, onu almak istedim. Ha, oturduğu yerden işte. Evet, becerikli yani, gelin ya. Şimdi zaten yeni evliyim aslanım. Eşime de diyemem ki hani bunu alalım. Kendi çabamı da yapıyorum bir de. Annesini 6 ayda yapmış yalnız. Bir şey söyleyeyim bak. Evet, yuvayı gerçekten. Dişi kuşu yaparmış evet, ya. Evet, doğru. Bakın kadın görün, kadın isterse her şeyi yapar. Helal olsun. Aferin. Evet, örnek bravo. Olsun ya. Tabii bak kendisinin işi de görülüyor. Belki onu alan, gelinliği alan şimdi 30 bine alamaz o gelinliği doğru, ama. Evet. Bak doğru. Onun da işi görülmüş. Ne güzel. Tebrik ederim seni. 250 lira. 750 lira zararım var. Dış çekimin ne kadara mal oldu? Bu 1000 liraydı. Albüm yok bunda ama. Direkt dijital evet dijital albüm olarak aldık. Bu nikahtı sanırım. Bu nikah aynen. Geri kalan nişanla düğün albümüm var. Ben gelinliğimi 200'e satmıştım. Şu an çok fena oldum. Çok iyi satarım. Çok iyi pazarlık yapmak hep derim bunu. Bravo. Sen bana ver ben satarım onları. 200 lira yapıyor. Kaça almıştın? O zaman 1800'e falan almıştım. Anladım. Sağlık olsun hayatım. Ben artık böyle bir arkadaşın oldu. Sen bana göremez saçamı. Peki balayına nereye gittiniz? Balayına Alanya'ya gittik aslanım. 5 gün otelde kaldık. Ben pek otele bağlı kalmayı sevmiyorum. Daha sonra 5 gün ayrı ayrı gezdik. Gezdiniz. Evet. Güzel. Pazarlık yapmışsındır sen orada. Bu arada yapamadım aslanım. Daha önceden ödendiği için. Pek giremedim oralarda. Güzel geçti. Çok güzel geçti evet. Keşke balayı. Eşini iyi tanıyor musun? Çok iyi tanıyorum ama o çok unutkan olduğu için pek iyi tanıdığını düşünemiyorum. Evet. Ben tanıyorum ama o beni tanımıyor. Peki ilişki testinde iddialı mısınız? Değilim. Değil misiniz? Değilim açık söyleyeyim çünkü çok unutkan benim eşim. Aslında telefonuma canım eşim diye kayıtlı. O ne oldu diyorum ki canım eşim diye kayıtlısın. Soruyorum ne diye kayıtlısın. Bana diyor ki can eşim. Sonra can eşim diye kaydettim. Bana diyor ki canım eşim diye kayıtlı. Eyvahlar olsun. Bu kadar yani. Evet. Hadi o zaman bir arayalım Mustafa Bey'i. Arayalım. Bir ilişki testi yapalım bence. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Hadi buyurun. Hazırız. Bakalım. Altınımız da burada. Sizi bekliyor. Huu. İnşallah beni olur aslanım. Hadi bakalım. Alo. Aşkım şimdi aslanıma veriyorum. Tamam bir saniye. Oldu. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar aslanım. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bir cant kapağı işimiz vardı da. Tabii ki her zaman. Aa, her markaya yapıyor muyuz? Yaparız. Ay tamam artık, canta da para vermeyiz damat. Sıkıntı yok aslanım. Hadi o zaman bizden bugün bu altını kazanın. İlişki testine başlıyorum. Sizi sessize alıyorum. Sessiz tamam, kal bekliyorum. Oralarda. Hadi bakalım. Eşin Mustafa ile buluşmaya gittin. İlk gittiğinde Mustafa'nın üzerinde ne renk ve ne vardı? Siyah tişört vardı üstünde. Üstünde bir yazı vardı, altında kot pantolon, spor ayakkabı. Vay be. Yazıyı bile söyleyebilirim yani. O denli. Evet. Peki bunu hatırlayacak mı bakalım? Mustafa Bey. Buyurun efendim. Şimdi Dilan Hanım'la ilk buluştuğunuz gün üzerinizde ne vardı ve ne renkti? Bordo bir bluz vardı, uzun bir tişört vardı. Aa, ne renk?
Kovdun bebe. Evet öyle bir şey vardı ya. Şey pardon. Yazılı tişört vardı. Evet. Yazıyı söylemedim dedim. Nereye? Ne pantolon vardı? Ne pantolonu? Kumaş mı kot mu? Kot pantolon vardı. Üstündeki tişört de füme bir renkti. Ha, sayarız biz bunu. Yazıyla söyledim çünkü ben demedim. Alkış. Ama bordoyu nereden çıkardın? Hanım evet. Siyah dedi ayol. Ben de bir durdum zaten. Fotoğrafımız bile var. Evet. Soruyu zaten iki kere de anladım aslanım. Aslında iki kere söyleyin lan canlıya ne olursun. Tamam iki kere söyleyeceğim ben soruyu sen merak etme. Bunu sayıyorum çünkü yani böyle yarı yarıya bildi. Ben biraz zorlaştırdım rengi. Ben kattım şimdi. Ben bunu uydurdum. Ne vardı diyecektim. Ama biraz zorlaştırayım dedim. Hadi tamam tamam sayalım bunu. Ama bir daha itmez geçmem. Bir daha yok torpil. Hı. Kim daha cimri? Kimin eli sıkı? Ben. Sen? Evet. Pazarlıklarından. Aynen. Soruyoruz. Şimdi Mustafa Bey. Evet, bekliyorum. Hanginizin eli sıkı, hanginiz daha cimrisiniz? Siz mi Dilan mı? Dilan. Bravo. Kim kavgayı daha çok uzatır? Ben. Aferin damada. Hadi soralım bakalım. O ne cevap verecek? Şimdi damat bey, kavgayı evet, kim daha çok uzatır? Dilan uzatır. Bir de eşim beni tanımıyor diyordun. Tanıyorum, şaşırdım. En son ne zaman tartıştınız? Ya şimdi ben diyeceğim ki dün eksik malzemem vardı, onları almayı unuttuğu için ama o dünü katmayacak büyük ihtimalle. İşte hazırlık yapıyordum ben. Birkaç eksiğim vardı. Sen yedekli git. İki tane yedekli sana cevap hakkı veriyorum. Bir dün diyelim. Başka yok aklıma gelmiyor ya. Ama dün demeyeceğine eminim. Adım gibi demeyeyim. Yapma ya. Demeyeceğini biliyorum. Dur bakalım. Artık ne yapalım? Mustafa Bey. Evet efendim buyurun. Dilan'la en son ne zaman tartıştın? Bıdı 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 bıdı. İki gün en fazla üç gün olmuştur ya. Bıdı bıdı olmuştur. Dünmüş yahu dünmüş. Dün işte 2-3 gün dedim. E dün? Dün 2-3 gün. Nerede 2-3 günlerde? Çevirme sen de. Ha? Olsun dün. Sağlık olsun. Dur bekle bekle hadi. Şimdi iftara bir aileler alınır ya. Evet. Sizde ilk kimin ailesi iftara davet edilir? Eşimin ailesi. Şimdi Mustafa Bey. Evet. Hani iftara aile büyüklerimizi davet ederiz ya. İlk evet. Sizin aileniz mi yoksa Dilan'ın ailesini mi iftara davet edersiniz? Yakın olduğu için ilk benimkini daha şey yaparız, davet ederiz. Ha. Doğru cevap. Yakın olmasaydı ne olurdu? Yakın olmasaydı ne olurdu? Yani yakın olmasaydı hepsini beraber alıyor olabilirdik. Güzel. Aferin damat. Şimdi güzel bir soru daha. Eşin sen de kırmızı bordo renkli oje mi sever yoksa French mi sever? Hepsini sever çünkü oje sürmemi çok seviyor. Ama tercihi ne olur? Kırmızı bordo mu yoksa natural French mi? Soru yanlış çıkacak aslanım. Kırmızı bordo diyeceğim ama yanlış. Hiç belli olmaz. Soruyoruz. Mustafa Bey. Efendim. Eşinizde, eşinizin tırnaklarında. Evet. Hangi renk oje seversiniz? Kırmızılı bordolu mu yoksa natural French mi? Kırmızı tonları, kırmızı veya bordo. Wow, bravo. Sen attın burada. Bak, bildi gördün mü? Evde son söz kimindir? Genelde ortak karar ama önemsiz bir şeyse benimdir. Önemsizse. Önemliyse? Ortaktır o zaman. Ciddi ortak bir kere konuysa ortaktır. Evde en son sözü kim söyler? Özellikle ciddi konularda. Dilan söyler. Aa, olmadı mı? <mı? gülüyor> Önemli konular. Tutmadı. Olsun, sağlık olsun. Evet, devam ediyoruz. Tamam. Balayına kayınvaliden gelmek istiyor. Ben de geleceğim diye tutturdu kayınvaliden. Mustafa ne der? Gelsin mi der? Balayından vaz mı geçersiniz? Yoksa Mustafa bunu asla kabul etmez mi? Ortak yol bulmaya çalışır. Ay gene mi ortak yol bak, emin misin? Balayı. Evet, ortak yol. Balayı yani. Ortak balayı yol yani. İlk defa birlikte tatile çıktık. Hem bir de gelir, balayı normal tatil değil. Hem Mustafa evet. Bunu kabul etmez. Gelir. Kabul etmez. A gelir, B balayına gitmeyiz. C eşim asla kabul etmez. Kabul etmez. Sen kabul etmez. Bari ben tatil sanırım kabul etmez. Öyle mi? Kabul etmez. Hadi soruyoruz. Şimdi balayına gidiyorsunuz Mustafa Bey. Tamam mı?
Anneniz dedi ki ben de geleceğim, ben de geleceğim diye tutturdu. Evet. Şimdi şıklar geliyor, ne yaparsınız diye soru yöneltiyorum. Bekliyorum. A gelir. B siz balayına gitmekten vazgeçersiniz. C siz bunu asla kabul etmezsiniz. Anne hayır olmaz bu balayı dersiniz. Ben bunu asla kabul etmem tabii ki de. Bravo. İlk soruda torpil yaptık hafiften yani size ama diğer iki soru da olunca üzgünüz o zaman Mustafa Bey. Geçmiş sağlık olsun aslanım. Peki sağlık olsun sizi tanıma sevindim. Bu arada ben çiçekler için hepimiz çok teşekkürler ediyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin bir tanem görüşürüz. Tamam hadi bay bay. Hadi bay bay. İyi gidiyordunuz aslında. Bir kafa karışıklığı oldu. Sen çok hızlı cevap verdin. Düşünmedin ya. Düşünmedi yani. Düşünmedi. İnşallah kıza nasip olur. Ne diyeyim? Bana nasip olur. İnşallah. Kimdeyiz? Bana da olur. Bendeyiz. Evet. Koydum burada. Sana gelirken getireceğim. Ben iddialıyım. Öyle mi? Evet. Siz iddialı mısınız? Ben çok iddialıyım. Evet. O zaman puanlamaya geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Evet. Şimdi gelinler Dilan gelin için puan kullanıyorlar. Çeyizi bana çok eski geldi. Sanki böyle babaanneminkiyle aynı gibi. Aşırı altın sevdanı. Hani bana göre değil, benim tarzım değil. O da senin artık insanla kalmış. Ama bence çok gereksiz. Kullanmayacağımız bir sürü eş kullanmayacağımız değil, kullanılabilir çeyiz koymayı niye planlamıyorsun? Ben... Yani burada bir pembe, yeşil bir renk gördüm herhangi bir. Olayın pembe, yeşil olması değil. Hani aşırı boğuk bir evim var. Yani bunu uygun gördüm. Vicdanım da gayet rahat. Kesinlikle kendi günümü oynamadım ben. Yani ben neysem oyum. Beğendiysen beğendim, beğenmediysen beğenmedim. Bu da benim. Az sonra. Hanımlar kullandılar senin için puanını. Evet aslında. Kaç bekliyorsun? 5 bekliyorum tabii ki de. Herkes olduğu gibi. Aynen öyle. Evime güveniyorum. Peki o zaman. En düşük puanı kim vermiş olabilir? Bak bakayım gelinlere. İkisinden değil mi? Evet, sanki böyle bir, öyle bir şey kimden hissettim. Kimden? Rümeysa mı? Evet, Rümeysa'dan. Rümeysa'dan ben. Ya öyle hissettim. Ha neden? Benim çok böyle her, yani yorum yaptım. Gerçi evlerimiz de aynıymış tarzlarımız ama biraz fazla aynı evet. Olmuş. Ben de abartıyı seviyorum kendisi gibi ama... Abartı mı bu ev? Bu ev abartı mı hanımlar? Ya, ben şey abartı. Yani ben... Sence evet. Ama yerinde değilim aslanım yani şimdi mutfakta bir koltuk yok sadece belli odalarda var, iki odada var. Bakalım konuşacağız. Melike'cim senden başlayalım. Çeyizi bana çok eski geldi. Yorumda yapmıştım sanki böyle babaanneminkiyle aynı gibi. Çok gold olması, buranın full gold olması, şu fon perdenin grili olması. Onun dışında mutfağı güzeldi. Bu yüzden puanım. Puanını görelim. Benim sana puanım 3 karşılığı 3 mü? Yani her şeyi tek başıma yaptım. Çeyizlerim oldukça fazla ki çeyiz dedin zaten eski olur. Beni hitap etmiyor böyle aşırı gold olması. Aşırı i̇şte, gold mu bu? Evet çok fazla. Şimdi aşırı gold olması için daha böyle varaklı sence olması gerekmiyor mu her şey? Öyle zaten bu salondaki etraf. Aplikler, çok saati. Beğendiğini söylemiştin ama sanki onları. Ben beğendiğimi söylemedim. Çıtayı beğendiğini söylemedin. Evet, çok çıtaya işte, benzetti. Işte, evet. Sanki bu kenarları falan güzel demiştin, öyle hatırlıyorum ama. Yok. Evet. Kevser seninle devam etmek istiyorum canım. Önce sebeplerini duyalım. Fon perdeni beğenmedim. Aşırı gold, yatak odan. Zaten dolap kapaklarının kulpları, aşırı altın sevdanı. Hani bana göre değil, benim tarzım değil. Ben daha ferah bir ev, tam bir yeni gelin evi olmuş gerçekten. Şimdi burada ama senin uyumun değil, benim uyumum önemli olan. Hani bir uyumsuzluk görüyor musun bu evde? Hani bana diyebilir misin orası? Evet, mutfağın uyumsuz ya da... Şimdi ben mutfağı gold yapsaydım sen bana diyecektin ki mutfak da gold. Hani her yer gold gold. İşte ben bir yere ayırdım ki... Bunlar senin tercihin, benim görüşüm. Yani burada bir pembe, yeşil bir renk gördüm herhangi bir renk? Hayır, olayın pembe, yeşil olması değil. Hani aşırı boğuk bir evim var. Ha, bu ev boğuk. Evet. Ha. Aşırı kapalı. Çok merak ediyorum evini gerçekten.
Gelince görürsün. Sabırsızla bekliyorum o günü. Çok aşırı gold seviyorum dedin. Ondan sonra sunumda da tabağın sade, gümüş kullanmışsın. Gold'u karıştırmışsın. Bronz var. Bronz? Yemek, evet. Bir tane sunum bu. Ciğerleri koydun. Yok, hepsi gold onlar. O gold değil, bronz renk. O gold'tu. İzleyiciye sorarız. İzleyiciler görecek zaten orada bronz mu, gold mu. Orada işte yemek masanı beğenmedim. Yani evim ferah olsaydı daha farklı düşünebilirdim. Bana göre ferah bir evin yok. Evet, puanı görelim. Benim sana puanım... 100% adaletli değil yani. Bu konuştuklarıyla. Tabii yani birebir uyuyor ama hani hiç mi bir emek görmüyor yani çeyiz. Çok hiçbir dolu bir çeyizdi. Hiç beğendiğin bir şey yok mu? Ne karşı bir şey demedim. Çeyiz kaçıncı yüzyıldayız? Hala çeyiz toparlayan gelinler var. Bana demode geliyor. Belim var mı? Biraz var. Ha, çeyizin yani Türk güzelliği. Gelininin çeyizi olmamalı mı sence? Ya adettendir diye bir yani, gelenek var. Ama bence çok gereksiz. Kullanmayacağımız bir sürü eşyayı kullanmayacağımız değil, kullanılabilir çeyiz koymayı niye planlamıyoruz? Ben yani kullanılabilirleri daha çok tercih ediyorum. Zaten daha sade. Ama demek ki arkadaşım şimdi senin bunları dediğin, kullanabilir. Beyaz eşyalar, evet normal eşyalar dedin çeyiz olarak. Şimdi bir kettle ya da bir... Yok, elektronik ve tabak çanak eser. Onlar da olması gereken çeyiz ama bunlar çok ayrı. Bunlar ama bir emek yani sonuçta. Hani emek olan çeyizler de olsa da olur, olmasa da olur. Şimdi benim çeyizim hiç olmasaydı, sermeseydim. Bana gelip demeyecek miydin hiç çeyizin yok? Hayır, demeyecektim. Sen de benle çok iyi biliyorsun ki diyecektin bu lafı. Hayır, demeyecektim. Peki o zaman senin için çeyiz yoksa o zaman öyle değerlendireceksin hafta boyunca bütün kızları. Yani çeyiz senin için bir puan değil. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Hani süper bir güncel çeyiz görseydin puanın farklı mı olacaktı? Benim puanım çeyizden yana değil. Zaten benim puanım tamamen evin dekoru. Evin birbiriyle uyumu. İkramlıklar. Benim hoşuma gitmedi. Burada yarışmacıyız hepimiz. Eline sağlık, onda biz problem yok benim için. Ben genel olarak evin dekoruyla alakalı puan. Peki misafirperverlik önemli bir şey değil mi sence? Ona zaten puanımı verdim. Bu kesinlikle puan değil. 3 puan olamaz misafirperverliğim. Niye 5 puan mı vermek zorundaydın? Yani 5 olmasa bile hadi 1 puan evden kırdın. Kesinlikle misafirperverliğim 4. O da senin artık insanla kalmış. Evet Mesacığım, şimdi sıra sende. Dediğim gibi fon perdenin uyumunu beğenmemiştim. Daha saten ya da daha yani bu odaya uyumlu bulmuyorum. Daha şık bir şey olabilirdi. Halısını griyi beklerdim. Arkadaşımın dediği gibi yanı çizgili olan var ya, orta sehpa bence daha çok yakışabilirdi. Mutfağında tabloları keşke assaydı. Hepsini tek sırayla koyması biraz garip olmuş. Yatak odasını genel olarak beğendim ama bir tablo beklerdim. Yani çeyiz aslında güzel ama biraz eski modeller var. Hmm. Yelekler, şallar... Ya yani... Onlar değil. Sadece mesela yatak örtüsü olarak biraz eski. Yani benim de aynılarından var. Gelince görürsün ama biraz eski. Ama belki daha önce yapıldığı için. Ama zaten bunu dedim yani. Hani annem zaten çok eskiden yapmış falan. Bunu dile getirdim. Zaten yani. Kız ama çocuğu hepsi... olanlar, kız çocuğu tabii. Dünyaya geliyor çeyiz yapmaya aynen başlıyor. Öyle. Anneler. Ama tabii eski. Hepsi el emeği, göz nuru kesinlikle şey. Yoksa benim yatak örtüsü yani. Mesela çok modern. O da bir çeyizdi. Evet. O zaman puanımı? Peki puanını görelim. Benim sana puanım... 3-3 gidiyorlar. Yani ben gerçekten bir tek çeyizi ve bahsettiğim şeylerden kırdım. Kesinlikle misafirperverliğinden çok memnun kaldım. Yani hiç misafir gibi hissettirmedi açıkçası. Yani önemli olan da oydu benim için de. Evlerimiz evet. Çok yakın demiştin. Hani aynı tarzda demiştin. Evet ama sadece dediğim gibi halın, sonra o tabloları asmaman... Tablonun olmaması. Bir de perde ve etkiliyor yani. Yani bunu uygun gördüm. Vicdanım da gayet rahat. Yani 3 puan verdim çünkü ama yani küçük şeylerden puan kırdığımı düşünüyor Dilan Hanım ama kesinlikle yani ufak tefek şeyler değildi bu. Ben evini üçlük görüyorum. Çünkü dediğim gibi yani eksikleri bence tam 1 puan kırılacak
eksikler değildi. 2 puan bence ideal olduğunu düşünüyorum. Vicdanımda çok rahat. 3 puan hak ettiğini düşünüyorum kesinlikle. Niye gözlerinde oldu? Dolma dair yok yani, çok samimiler diye beklemiyordum herhalde. Öyle mi? Oldu gözlerin. Her zaman öyle konuşurken herhalde bilmiyorum, istemsiz oldu şu an. Öyle mi? Ya da gün bitiyor yani çok ama heyecanlıydı, her şey çok güzeldi. Samimi olmak gibi değil yani, bu sadece eve verilen puan. Sana yok, ben vermiş olsam kesinlikle yani 5 kullanırım zaten. Arka plan evet, falan da çok güzeldi herhalde, ya da ondan. Ay seni yerim ben bırakayım. Belki de şuna devam etsin istiyorum, o da olabilir. Ya devam edeceğiz. Ama zaten yani ya, bu bir yarışma sonuçta, sen de benim evime geldin, aynı fikri düşünebilirsin, ben gayet saygı duyuyorum. Kesinlikle. Ama hiç çok da kötü değil ya. Ev kötü değil ama ben bahsettiğim şeylerden bahsediyorum yok, sadece. Yok, kırdığın puanlar çok saçma hani. Kırdığın yerler. Evet evet, onlar çok yani saçma. Yani bir puan, 2 puan kırılmaz diyorsun. Tabii ki aynen. Toplasan maks 1 puan kırdın. Yani ben hep şunu dedim aslında yarışmaya başlarken. Hani asla kimseyi... 3 puan evet en az, ama emek çok büyük. Ben televizyon izlerken çok kolay sanıyordum. Aa ne güzel bak hazır alıyor. Hiçbir şekilde hani hazır hiçbir şey yok. Tamam evet. Belki kolaydır ama 2 gün boyunca tek başınasın. Evet. Hani belki ondan ya ağlamak istemiyorum aslında, istemsizce oldu. Duygulandım. Evet, ya da gün bitti diye herhalde, bilmiyorum. Canım benim ya, evet gün bitiyor. Çünkü eğlenceli, arka taraf ama, çok eğlenceli. Hani evet. Çok eğlenceli. Çok teşekkür ederiz. Ama bizim biz kendi zamanımızda kendisi de görecek, yani bize hak vereceğini evet, düşünüyorum ben. Ama eleştirecek. Siz de ona hak vereceksiniz belki. Yani şimdi gününüz gelin canımlar. Bilmiyorum, illa ki yardım eden olacaktır size. Çünkü sizin şu an belli bir saatiniz benim var. Benim yardım edenim yok. Ya illa ki olacak çünkü imkansız yetiştirmen, hani o kadar çeşit. Hadi yapsan yapsan sonra 4-5 çeşit yaparsın. O kadar çeşit yapmayacağım, yardım edenim yok çünkü. Ama peki yani biz çeşite takılmıyoruz bakın hanımefendiler. Bunları yeniden söyleyeyim. Kimseyi çeşit yapmakta asla zorlamıyoruz. Tabii, tabii ki. Böyle bir şey yok. Karınca kararınca içinizden ne geliyorsa yapabileceğiniz gücünüz nispetinde. Herkese böyle söylüyoruz. Bizim hani çok çeşit yapın, bize masalar kurun. Böyle bir derdimiz yok bizim. Allah ne verdiyse kendinizi zorlamadan, bilakis çok da abartıya kaçmadan bir masa en azından izleyicilerimize fikir olsun istiyoruz. Çünkü misafirperverlik, masa yani bir gelinin en kendini iyi hissettiği yerdir. Yani masa sohbetleri, öyle değil mi? Aynen. Ve diğer gelinime geleyim. Hilal'cim senin puanın kaldı. Senin ne gözün? Çok merak ediyoruz. Önce sebepleri ardından puanını görelim. Misafirperverliğini beğendim. Yani sadece çok fazla gold olduğu için bu puanı verdim. Onun dışında evini beğendim. Hani başka bir şey demek istemem. Ağlayınca duygulandım ben. Ben ağlamadım. Ben gün bitiyor ben diye. Ben de yengeç burcuyum. Böyle çünkü bir çok eğlendim. Oldu. Ben hani eve çok yorucu ama aşırı eğlenceli bir ekip. Yani bu kadarını beklemiyordum. İyi sevindik bunu duyduğumuzda. Evet evet yani ben... Duyuyorsunuz değil mi değerli izleyenler? Bizden ayrıldıkken üzülleniyor gelinler. Aynen, yoksa yani biz puanlar de... alakası yok. Ben hiç takmam. Evime yorum yani yapan çok falan. Çok şükür genelde yani %99 bu şekilde ayrılıyoruz. Ayrılıkların her şekli hakikaten hüzün veriyor. Aynen. Ama biz daha bugün birinci gün, 5 gün birlikteyiz. Unutma. Her gün bana gelin diyormuşum. Ay senin yerim, nasıl misafirperver bir gelin. Evet, o zaman bence senin direkt puanını görelim yahu. Benim sana puanım... 2 puan kırmak istemedim. Evet. Hani 1 puan anca eder. Yani hak ettiğim puanı verdiğini düşünüyorum kesinlikle. Emeğe saygısı var öncelikle. Beklemiyorsun. Evet eve puan veriyorlar ama çok gereksiz şeyden. Tablo yoktu. Ne bileyim perdenin rengi. Hani bana desin ki halın buraya çok küçük. Hani derim ki evet bak haklı. Ya da desin ki şu masanın ayakları ne bileyim şurası paslanmış, bir pas görse anlarım. Hı-hı. Ya da bir pisliğimi görse derim anlarım. Ama çok tablo yoktu. Açıklamamı yapıyorum, düştü diyorum. Ki yatan arkasında tablo vardı. Hani hı-hı, gerçek bir şekilde ortada. Çok gereksiz geldi bana sebepleri. Ki evlerimiz aynı, çok yakın. Bu bir yarışma biliyorsunuz. Tabii bu bir hani, ya hakkaniyetli davranacağım inanıyorum. Hadi bakalım. Ama kesinlikle kendi günümü oynamadım ben. Yani ben neysem oyum. Beğendiysen beğendim, beğenmediysen beğenmedim. Budur benim. Ben haksızlık olduğunu düşünmüyorum. Hak ettiği puanı verdim. Ben asla adaletsiz bir insan değilim. Zaten yorumumu da ona göre yaptım. Burada yarışmadayız. Misafirperverliğine zaten puan veriyorum. Onun dışında çoğu şeyi benim hiç hoşuma gitmediğini belirttim burada. En adaletli bendim. İlk gün adaletsizlikler yapıldı. 2 puan kırmak ufak tefek şeylere nedir ya? Hilal hariç kesinlikle hiçbiri insanlık puan vermedi. Öyle düşünüyorum. Herkes yani kendi gününü oynuyor. Onlar benim hak etmediğim puanı verdi. Ben de aynı şekilde onların hak etmediği puanı vereceğim. Gelinlerden
13 puan altın. Şimdi bakalım ben sana kaç puan kullanacağım? Dilan Gel'in enerjisi inanılmaz yüksek, konuşkan, bıcır bıcır bir gelin. Bir kere çok maharetli. Baksanıza gelinliğini satmış, nişanlığını satmış. Hem aile bütçesine katkıda bulunmuş hem de ihtiyacı olan birine gayet uygun fiyata internet üzerinden satabilmiş. Demek ki gayet başarılı, evde oturdum demiyor, evden de ticaret yapabiliyor. Vallahi ben böyle maharetli gelinlere bayılıyorum. Bununla birlikte çeyizi oldukça yeterliydi bana göre. Fakat diğer gelinler dikkat ettiniz mi? Hepsi biz çeyiz sevmeyiz, biz çeyiz sevmeyiz. Ne gerek var, ne gerek var dediler. O da ısrarla çeyizsiz gelin olur mu, çeyizsiz gelin olur mu dedi. Kendini güzel savundu. Bence masası da yeterliydi. Gayet güzel çeşitleri vardı. Güzel bir iftar masası çıkarmıştı bize. Ne bileyim o eşinin yaptığı çiçek jestleri güzeldi diğer gelinlere. Bence keyifli bir gün geçirdik. İlk gün olmasına rağmen gayet güzel kaynaştığımızı düşünüyorum. Her şey için ellerine, emeklerine sağlık. Ama şu gelin evi saatinden ne zaman kurtulacağımızı açıkçası çok merak ediyorum. Kaç sezon oldu bu saati görmeye devam ediyoruz. Lakin biraz özlemiştik. Biraz değişiklik oldu. Epeydir görmemiştik. Onun dışında ellerine, emeklerine sağlık canım. Sana yuvandan mutluluklar diliyorum. Benim puanımı cuma günü öğreneceksin. Silo gözyaşlarını, gözlerinde olması. Çünkü yarın yine birlikteyiz. Ama bu defa Melike'nin evindeyiz. Evet. Evet. Bakalım Melike misafirperver mi? Melike bizi nasıl karşılayacak? Nasıl bir gün olacak? Nasıl bir iftar masası? Nasıl bir sunum bizimle birlikte olacak? Yarın benim evimdesiniz. Bence benim evim buradan daha güzel. Tam bir gelin evi. Yeni gelin evi. Eminim ki çok daha beğeneceksiniz. Yarın yine aynı saatte Aslı Hünel'le gelin evini kaçırmayın. Çok sevgiler. Çim. Çim. Gördünüz gücümü. O güç değil. Ben Hani böyle, hay! Sen kimsin? Hani sen kimsin yani? Tarzın ne? Bir aylık gelinim ama ben sizin gibi böyle aşırı eski kafa gelinlerden değilim. Aşırı eski kafa gelinlerden değilim. Hani burası sade, orası bohem, orası farklı. Hani bir tarzın yok. Kaçıncı yüzyıla girmişiz, hala adet diyen gelinlerdensiniz ya. Çok komiksiniz gerçekten.